24 ekranlarından yeniden merhaba. Saatlerimiz artık 9'u gösteriyor efendim. Analiz Sentez'le karşınızdayım. Birkaç saat boyunca tabii birlikte olacağız. Türkiye'nin ve dünyanın öne çıkan başlıklarını konuşacağız. Tabii ki ekonomiye de değineceğiz Analiz Sentez içerisinde. Ankara'ya dönelim şimdi. Çünkü Türkiye'nin gündeminde, Ankara kulislerinde özellikle hangi başlıklar öne çıkıyor? 24 Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel'e soralım efendim. Evet Melik Yiğitel, günaydın. Günaydın, merhabalar, iyi yayınlar. Uzun bir süre sonra aslına bakarsan birlikteyiz. Çünkü Nur'dan bugünlük Nur Köşker'den bayrağı ben devraldım. Ve bugün yayını birlikte yapacağız. Melik Yiğitel, öncelikle şöyle başlayalım. Ankara kulislerinde hangi başlıklar öne çıkıyor? Neler söylersin? Evet, şimdi özellikle tabii iki tane çok temel konu var. Bunlardan bir tanesi meclis gündemi. Bugün bu hafta meclis gündeminde çok önemli 3 tane temel konu var. Bunlardan bir tanesi memur zamlarına ilişkin fark, %2,5'luk fark. Geçen hafta genel kurul görüşmelerinde yetişmemişti. Çoğunluk sağlanamadığı için oylama yapılamamıştı ve dolayısıyla ayın 15'inde memurlar maaş alırken %2,5'luk zammı alamamıştı. O bu hafta genel kurulda oylanacak, çözülecek ve memurlar %2,5'luk o farktan kaynaklanan zammı alacaklar. O önemli. Çünkü milyonlarca memurun beklediği bir şey bu. İkinci önemli nokta doğalgazda tarife, özellikle bölge farkları, yani diyelim ki işte Erzurum'da 5-6 ay boyunca kar var, kış var. Ama işte Antalya'da en fazla 1 ay 2 ay kullanılıyor. Bölgesel farkları göz önünde bulunduran doğalgaz tarifesi, tarifeli uygulama, bu da çok önemli. Özellikle dar ve orta gelirliği gözeten yeni bir sistem, yani çok kullanandan biraz daha gözeterek, ama işte az kullanandan biraz daha az kullandığını gözeterek yeni bir sistem, tarifeli sistem, bu çok önemli. Üçüncü önemli nokta da sevgili Merve, HDP'li milletvekili dokunmazlığı çok konuşuldu, çok tartışıldı. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir an önce o dokunmazlık dosyasının genel kurula gelmesini istedi. Çünkü bir PKK'lıyla bir teröristle aynı karede görünen bir milletvekilinin aynı zamanda meclisin saygınlığına da halel getirdiği ifade edilmişti. Mustafa Şentop da meclis başkanı olarak bunu ifade etti. O yüzden de bugün bu hafta meclis gündemde bu konu da olacak. Semra Güzel'in dosyası, fezlekesi Anayasa Adalet Karma Komisyonu'nda görüşülecek. Burada müzakere edildikten sonra oylanacak. Oylamada evet çıkması durumda ki çıkacak, evet. Çünkü AK Parti'de MHP'nin sayısı yetiyor. Ama onun dışında İYİ Parti evet diyeceğini söyledi. Doğal olarak evet çıkmasında bir sorun görünmüyor. Anayasa Adalet Karma Komisyonu'nda oylandıktan sonra da Meclis Genel Kurulu'na gelecek. Ve Meclis Genel Kurulu'nda da oylanacak. Meclis Genel Kurulu'nda da evet çıkması durumunda Semra Güzel'in yargılanması önünde bütün engeller kalkmış olacak. Evet. Bu meclis gündemi oldukça önemli. Diğer tarafta ekonomiye dair yoğun bir çalışma var. Bunu özellikle Nurettin Nebati, Hazine ve Maliye Bakanı, en son TÜSİAD'la yaptığı görüşmede iş adamları finans bulmakta güçlük çektiklerini söylemişti. Yani reel sektörün finans bulmadaki kolaylığını sağlayacak bir paket üzerine çalışılıyor. O paketin detayları da büyük ihtimalle bu hafta netleşecek. Yani bankalarda faizlerin çok yüksek olduğu ve dolayısıyla finans bulmakta zorlandıklarını ifade etmişti. Nebati de buna çalıştıklarını ve en kısa sürede de bu sorunu çözeceklerini ifade etmişti. Dolayısıyla ekonomi de diğer önemli başlık olacak ki son dönemde zaten en önemli gündem maddemiz. Evet, ekonomide de son gelişmelerde bu var. Bir de bu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Halkbank davasında Melik Yiğitel önemli bir gelişme yaşandı. Onu da konuşalım isterim. Çünkü Temiz Mahkemesi bir kez daha o davayı askıya aldı. Bunun için neler söylersin? Evet. Evet ya, şöyle, aslında o davanın haksız hukuksuz olduğu çok açık. Yani o dönem biliyorsun Amerika ile Türkiye arasındaki ilişkinin gerilmesi üzerine, özellikle Rahip Brunson meselesinden sonra hatırlayın, gerilmesi üzerine Amerika'nın uydurduğu bir dava. Yani Halkbank'ın bütün para hareketleri, yaptığı bütün işlem hacimleri
aslında uluslararası denetime de açık. Yani Halk Bankası uluslararası bankacılık sektörünün içinde olan bir şey, bir banka ve dolayısıyla yaptığı her işlem zaten anında izleniyor, inceleniyor. Fakat o dönem işte iftira atıldı ve dendi ki işte İran'daki ambargoyu delmek için örtülü işlem yaptı. Fakat buna dair hiçbir kanıt yok. Ve bunun için de biliyorsun yargılama yapıldı. Somut bir şey bulunamadı. Şimdi tekrar onu böyle koz olarak acaba tekrar gündeme getirebilir miyiz çabası var. Ama dediğim gibi hakikaten hani onun önünde çok somut bir şey yok. Kaldı ki zaten dünyadaki uluslararası kuruluşlar da Halkbank'ın bu anlamdaki uluslararası kriterlere uymadığı, ihlal ettiği yönünde ellerinde somut bir durum olmadığını ifade ettiler. O yüzden de Amerika bunu biraz böyle koz olarak elinde tutuyor ve zaman zaman hani Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak için tekrar bunu gündeme getirebilir miyiz çabası var. Ama içi doldurulmamış, tamamen kurgu, tamamen uydurulmuş bir dava. Evet, bir kez daha ekonomiye dönelim çünkü bu hafta önemli. Şimdi Melek Yiğiter faize karar haftasından bahsediyoruz ve merkez faiz kararını Perşembe günü açıklayacak. Nasıl beklentiler var, neler konuşuluyor bu konuda? Valla şöyle sevgili Merve, şimdi biliyorsun faizlerde %20'ye kadar, 19-20'ye kadar çıkmıştı. Evet. O dönem yüksek faizin Türkiye'deki yatırımları tamamen askıya aldığını, yani yatırımın önünde büyük bir engel olduğunu ifade etmişti ekonomistler ve iş adamları. Ki düşündüğümüzde de bu böyle. Yani şöyle basit haliyle düşünürsek, işte diyelim ki benim 1 milyon liram var. Faiz %19-20'lerdeyken iş yapmak yerine bunu bir bankaya koyduğumda ayda ortalama 40-50 bin lira getirisi varsa bunu neden bir iş yaparak riske edesiniz ki? Böyle paradan para kazanmaya yönelirsiniz. Bunu şey için düşünün, daha büyük parası olanlar için düşünün. Bu tam böyle paradan para kazanma sistemi. Yani hiçbir üretim olmadan, üretim olmadığı için doğal olarak istihdam olmuyor. İstihdam olmadığı için ve üretim olmadığı için doğal olarak ihracat da yok. Yani ortada artı değer, katma değer yaratacak hiçbir şey yokken paradan para kazanma sistemi. Faizler %19-20'lerdeyken. Şimdi doğal olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki ya bu kur faiz ve enflasyon sarmalı. Sarmal olarak bunu ifade etti. Dedi ki ya bu sarmal içinde Türkiye debeleniyor ve ben bu sarmalı kıracağım dedi. Oradan başlayarak faizler aşağı çekildi. Şimdi gelinen noktada yani faiz hani tekrar aşağı çekilir mi yoksa biraz bu haliyle mi bırakılır? Çünkü şu anki faiz oranı aslında çok yüksek değil. Yani hem dünya ortalamasında altında hem de Türkiye şartlarında geldiğimiz nokta çok yüksek değil. O bakımdan da hani ağırlıklı eğilim tabii ekonomistlerin çok fazla faizin oranıyla bu kez en azından oynanmayacağı, yani bu haliyle bırakılacağı yönünde bir görüş var. Fakat hani uzun vadede tekrar bir düşüş olur mu? O biraz ekonomik gelişmelere bağlı ama bu ay için sanırım çok fazla oynanmayacak. Yani bu haliyle bırakılacak gibi görünüyor. Evet, bu ay için yani kısacası stabil olacak diye bir beklenti söz konusu. Bakalım tabii yani Perşembe günü göreceğiz. Evet, tahminler o yönde. Yani evet, Perşembe günü göreceğiz. Evet, tahminler o yönde sevgili Merve. Evet, şimdi devam edelim, salgından konuşalım birazcık. Çünkü valiliklere gönderilen, cumartesi günü gönderilen bir genelge vardı. 81 il valiliğine gönderilmişti. Bu noktadan biliyoruz ki PCR testinin negatif ibrazı birçok noktada çok önemli. Birçok yere girebilmek için önemliydi ama dendi ki artık negatif PCR testi ibraz değil de HES koduyla girebileceksiniz. Ama bugün açıklandı, şimdi deniyor ki uçakla şehirler arası seyahatler noktasında o negatif test önem arz ediyor. Aşı da olmadıysanız, evet, aşıyı da tamamlamadıysanız, 180 günde COVID-19'a geçirmediyseniz test bir kez daha yapılacak dendi. Şimdi son açıklama güncel hali bu şekilde. Doğru. Bununla ilgili ne deriz, salgının gidişatı, bu işte yeni alınan kararlar? Şimdi bu özellikle omikronla birlikte sayılarda ciddi bir artış var. Evet, sevgili Merve. Yani ortalama 20 bin civarında olan sayı 70 binlerde seyrediyor ve çok yüksek. Zaten etrafımıza da baktığımızda her gün
böyle bir tanesi teste koşuyor ve pozitif çıkıyor. Etrafı gözlemlediğimizde de bunu görmek mümkün. Şimdi bu omikronun olması hem şu anlamda yorumlanıyor ya, acaba koronavirüste bir sona geldik artık ve omikron fazından sonra bitecek mi tezi var. Ama bir yandan da dün Uğur Şahin'in bir demecine baktım. Dedi ki o kadar kesin olmamak gerekiyor. Yani omikrona geçtik, omikrondan sonra korona bitecek diye rağbete kapılmayalım. Pekala yeni bir faza geçebilir. Evet. Yeni bir varyant ortaya çıkabilir. Dolayısıyla dikkatli olmak gerekiyor ve aşıda ısrar etmek gerekiyor. Bu elimizdeki somut şey, yani aşı. Diğer taraftan tabii günlük tedbirler. Şimdi kamu alanında alınan çok yoğun tedbirler vardı. İşte sinema, toplantı, tiyatro, konser gibi yerlerde zorunluluk vardı. Ve tabii doğal olarak Türk Hava Yolları'nda da uçakla seyahat ettiğinizde de eğer aşınız yoksa 48 saat içinde yapılan bir PCR testi alınıyor. Yani mesela şöyle diyelim ki işte İstanbul'a, Ankara'da ben İstanbul'a geleceğim, biletimi alıyorum. Bilet alırken çok sıkıntı yok ama gidip biniş kartı aldığınız anda sizin PCR testini ibra etmeniz gerekiyor. Yani PCR testini göstermeniz gerekiyor son 48 saat içinde. Şimdi o uygulamada önce dendi ki ya PCR testine gerek kalmasın, sadece hash kodu üzerinden o kişiye ait veriler zaten var. Ve doğal olarak o kişinin verileri bizim için yeterli olsun dendi. Ve biz uçak için PCR testi aramayalım dendi. Fakat buna dair bir tartışma oldu. Özellikle bilim kurulu üyeleri arasında ve bir takım tıp otoriteleri tarafından dendi ki ya kişinin HES koduyla girdiğinizde o verilerde eğer aşılıysa zaten sorun yok. Yani evet, aşıları tamamlanmışsa sorun yok. Bu korona geçirmişse antikoru gelişmiştir son 90-80 gün içinde, orada da sorun yok. Fakat bu kişinin aşıları tamamlanmamışsa ya da hiç aşı olmamışsa ve bu anlamda hastalığı geçirmemişse pekala taşıyıcı olabilir. Yani çünkü belirtiler genelde 48 saat içinde, diyelim ki işte 2-24 saat içinde hastalığı taşıyorsa bu aynı zamanda potansiyel bulaşıcı demek. Ve siz PCR testi istemediğiniz için de HES kodu üzerinden bu hastanın bilgilerini net olarak elde edemezsiniz. Yani kişi aşılı değil ve kişi o anda hastalığı yakalanmışsa ve o 24 saat içinde zaten çok fazla belirti de olmuyor. Özellikle belirti 24 saatten sonra başlıyor. Bu taşıcıysa bu potansiyel bulaşıcı anlamına gelir. Bu kişi süper bir bulaştırıcı. Ve uçağa bindiğinde de uçak da en riskli alanlardan biri. Sonuçta kapalı alanda Melik Yeter, burada sözünü bölüyorum ama şunu netleştirmek istiyorum. Evet. Şimdi biz cumartesi günü yayınımızda bunu anlatırken bu 81 il valiliğine genelge gönderildi dedik. Burada ilk hatta Türk Hava Yolları'nın açıklamasını verdik. PCR testi artık istenmeyecek, HES kodu yeterli diye. Yani bu konuda hem seyircilerimizin de kafasında netleşsin. Yani bir geri adım gibi mi oldu? Yani bu şekilde tanımlayabilir miyiz? Tekrar çünkü PCR testi istedi Türk Hava Yolları işte uçaklar için, değil mi? Orada bir değişiklik oldu. Evet Merve. Yani bir geri adım diyebiliriz buna. Çünkü önce istenmedi ve sonra o bilim kurulu üyeleri ve bir takım tıp otoriteleri bu riske dikkat çekince, yani kişi taşıyıcıyken hem uçak kapalı, o anlamda risk var, hem de sonuç itibariyle diyelim ki ortada oturdu. Sağınıza solunuza bir yolcu var demektir bu. Evet. Ve siz ona böyle bir dokunma mesafesinde oturuyorsunuz. Ve doğal olarak sizin bulaştırma ihtimaliniz çok çok yüksek. Şimdi bunu bertaraf etmenin bir yolu yok dendi. Tabii. Ve bu Türk Hava Yolları tarafından da kabul gördü. Dolayısıyla son kertede, kafalar karıştığı için söylüyorum. Evet. Son kertede net ifade edebileceğimiz durum şu. Aşılarınız tamamlanmamışsa, son 80 gün içinde COVID geçirmemişseniz uçağa binmek için PCR testi yapmanız şart. Evet. 180 gün, evet. PCR testi yapmanız şart. Şunu diyebilirsiniz, ya ben bileti aldım, o anda PCR testi istemedi. Hayır, o anda istemiyor. Biniş kartı alırken PCR testi istiyor. Çünkü bazıları havaalanından dönmüş. Onun için söylüyorum sevgili Merve. Tabii önemli. Burası önemli. Bir iki arkadaşım dedi ki ya be
Evet evet, bir tanıdığım dedi ki ya dedi benim arkadaşım dedi bileti aldı ya PCR testi istemedi, bileti aldım demek ki istemiyorlar dedi. Havaalanına gitti, tam biniş kartı alırken PCR testi istediler. Evet. Ve PCR testini de göstermediği için doğal olarak uçağa binemedi. O yüzden de buraya dikkat. Yani bileti alırken evet istenmiyor. Biniş kartı, yani siz uçağa binerken tam o anda isteniyor. Yani hem paramıza yazık olacak hem de evet bu kural. Evet bu çok net yani. Bu kural net olarak kondu. Bunu netleştirdiğimiz iyi oldu. Çünkü önce istenmiyordu. Tekrar geri geldi. Yani uçak kullanacak olan yolcular için de bunu netleştirdiğimiz şimdi iyi oldu. Başka bir konudan evet, devam evet. edelim istiyorum. Kesinlikle. Şimdi CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun bir açıklaması var. AK Parti'ye destek verenlere hedef alıyor. Katıldığı bir televizyon yayınında AK Parti'yi kastederek bu siyasal hareketin yönetim kadrosuna gösterecek her türlü sempati bu millete ihanettir. Yani bir kez daha seçmene yönelik ihanet tarzı bir ifade var. Yakın geçmişe gidelim. Kılıçdaroğlu'nun gayrimilli açıklaması var. Çok benzer bir söylem bir kez daha tekrarlandı. Nasıl okuyacağız bu durumu? Ya Merve, şimdi bir kere bu cümlenin kendisi çok faşistçe. Önce evet. onu söyleyeyim. Yani hakikaten faşistçe. Yani demokrasiyi katleden, insan haklarını katleden ve seçimle iktidarı benimseyen demokratik işleyişin en temel kuralına ihanettir. Net söylüyorum, tartışmasız. Niye böyle? Çok basit. Şimdi AK Parti dediğiniz, Erdoğan dediğiniz %52,5 oy almış, seçilmiş bir cumhurbaşkanı. Son 20 yılda 15 seçim kazanmış ve ortalaması 40 ile 50 arasında partisi oy almış. Kendisi de %50'nin üzerinde oy almış. Bu ne demek biliyor musun? Bu şu demek Merve. İkimizden biri AK Parti oy verdi demek. Ortalamaya vurduğumuzda. Yani %50 demek. İkimizden biri AK evet. Parti oy verdi. Şimdi Aykut Erdoğdu ikimizden birine hakaret ediyor. Ya da daha ben de öyle algıladım. Yani Aykut acaba Erdoğdu. Dedim yanlış mı algılıyoruz ama gerçekten öyle, de bir hakaret öyle. Söz konusu. Evet. Hayır çok net. Öyle Merve, çok net, çok net. Yani şimdi AK Parti destekleyenler ihanet derken AK Parti nasıl desteklersin? Oy vererek desteklersin. Yani oy olmasa AK Parti'nin bir anlamı var mı? İktidara gelme şansı var mı? Sonuç itibariyle AK Parti'ye oy verenleri kastediyor doğal olarak. Yani diyor ki hala AK Parti'yi güçlü olmasını, yani tamamına baktığınızda hala AK Parti'nin güçlü olmasını sağlayan ve onu iktidarda tutan diyor. Bunun anlamı oy veren demek. Yani Aykut Erdoğdu evinden çıkıp bakkala gidene kadar sokakta gördüğü her iki kişiden biri AK Parti oy veriyor. Ya da arabasına bindi. Diyelim ki halkla teması yok ama sonuçta böyle arabaya binip en kötü ihtimal meclise gidiyordur. Çünkü milletvekili. Diyelim ki hani sokağa inmiyor, halkla teması yok, fil dişi kulede yaşıyor. Varsayalım bütün bunlar var. Ama evet. en kötü ihtimal, en kötü senaryo bu arabasına binip meclise gitmek zorunda. Oy kullanmak için. Arabasına bindi ve meclise giderken camından bakarken gördüğü her iki kişiden biri AK Parti'ye oy vermiş. Yani Aykut Erdoğdu gördüğü her iki kişiden birine hakaret ediyor. Ve bu ilk değil. Daha önce de çok berbat bir şey söyledi. Dedi ki ya dedi bunları yargılayacağız dedi. Yargılarken de dedi TRT'den bunu canlı vereceğiz. Şimdi kardeşim evet, burada katlediyorsun. Yani bir kişi yargılamak için hukukta somut bir şey gerekiyor. Suç, delil, sen devri sabık yaratma peşindesin. Yani demek ki uydurma bir takım belgelerle, bilgilerle farz-ı mahal iktidara geldi CHP. Teorik olarak hani mümkün. Sonuç itibariyle yazı tura gelme ihtimali gibi olmasa da mümkün teorik. Yani %21 oyu var ama bu sistemde hani Cumhurbaşkanlığı sisteminde %50+1 almak teorik olarak mümkün. Şimdi bu teorik olarak mümkün olan ihtimal ki oranlarsak hani %10 civarındaysa şansı, bu %10 şans üzerinden diyor ki biz devri sabık yaratacağız. Yani kadroları yargılayacağız. Ondan sonra TRT'den canlı vereceğiz falan böyle abuk subuk ve Mender 27 Mayıs askeri darbesini çağrıştıran o saçma sapan ki Türkiye'nin utanç tarihidir o. Hala o dönem yaşayan insanlar bunu anlatırken yere bakar, gözünüzün içine bakmaz, bakamaz, utanır.
yani bu ülkenin başbakanı ve bakanları asıldı. Şimdi o utanç durumunu getiriyorsun, bugüne tahvil ediyorsun. Evet, o yüzden bu hatta Melih Yeter yani Aydın'da daha 2 gün önce Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuya gerçekten net değindi. Bu hem darbeler demokrasi müzesi açıldı orada, 27 Mayıs darbesinin işte vesayet rejiminin ilk adımı olduğunu söyledi. Bir kez daha aslında üstünü vurguluyor. Altını çiziyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ayakları yere basmayan bir açıklama bu. Amaç ne peki? Neden böyle bir açıklamaya doğru, bir kez daha ihtiyaç duyuluyor CHP kanadından, Kılıçdaroğlu'nun ardından? Harikasın Merve, harika. Doğru soru bence bu zaten. Dün yani cumartesi gününden beri tartışılıyor ama ya bu adam bunu ısrarla niye söylüyor? Çünkü dediğim gibi ya bu kaçıncı? Daha önce video çekti, bilmem bu benim saydığım bu 4. Şimdi ısrarla niye söylüyor? Bence asıl bunu tartışmamız gereken bu. Çok basit. İnsanları korkutma ve sindirme. Fakat bu ülkede çünkü biliyorsun şeye kadar 15 Temmuz kanlı darbe girişimine kadar bu yöntem hep benimsendi. Evet. En son işte 20 Nisan muhtırası, ondan önce 28 Şubat'ta insanları korkutup sindirmek. Aman ha bakın AK Parti oy vermeyin. Başınıza öyle şeyler gelecek ki yani ihanette suçlanacaksınız, yargılanacaksınız, belki içeri atılacaksınız. Korkutma ve sindirme, utanç verici bir şey. Yani Türkiye'nin bulunduğu demokrasi ligine yakışmayan, artık böyle Papua Yeni Gine'de bile söylenmeyecek işler. Buz cumhuriyetlerinde. Erdoğan da eski bir ezber üzerinden gidiyor. Evet ya bu bürokrat geçmişi de bürokrasiden gelme, yani o devletten geliyor. Yani biz geliriz o devlet sopasını size gösteririz. Korkutma ve sindirme. Yani doğru soru bu Merve. Bence buradan gitmeli zaten. Yani Aykut Erdoğdu ısrarla bunu niye söylüyor? Halkı korkutmak, sindirmek ve demokrasiyi katletmek. Çok net. Çok net. Net, tek bir cümleyle açıklamak mümkün dediğiniz gibi gerçekten durum bu şekilde. Şimdi çok kısa bir zamanımız kaldı Melih Yeter, şöyle 2 dakika kadar. Üzerinden şöyle bir geçelim istiyorum. Çünkü Milli Uzay Programı'nı karalamak istediler. 2022 yılından beri sadece bu sürede 20 bin TL'lik ödenek ayrıldı gibi skandal mesnetsiz bir açıklama var. Türkiye'nin Milli Uzay Programı'na sadece 20 bin TL ayırdığı düşüncesine İnanmışlar, bu açıklanıyor. Yani bu nasıl denebilir ki, zaten bu iddiaların gerçekleri yansımadı, kısa bir sürede ortaya çıktı. Ne deriz bu duruma? Yakın zamanda uzay yarışında ben de varım dedi Türkiye. Birçok uydu da gönderiliyor. Yani bu açıklama neden var? Ve bu iddiasını büyüttü. Geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışını yaptı. O açılışta sadece o komplekse milyonlarca lira para harcandı. Evet. Yani sadece o kompleksin yapımına. Yani içinde çalışan her birimde 300 küsür tane mühendisi çalışanları saymıyorum ve üzerinde çalışan projeleri saymadan. Dolayısıyla bu akıl kârı bir şey değil. Fakat maalesef hani böyle bir sosyal medya dönemi ve sosyal medya döneminde de sürekli böyle bir yalan üretiliyor. O yalan böyle dolaşıma sokuluyor. O anda biz kaç kişi kafalarsak. Evet. Gerçek ortaya çıksa bile birilerinin kafasında neyi oluşturursak, yani sürekli bir algı yönetimi üzerinden gidiyor. Yoksa bunun son derece bu parayla araba bile alınmaz. Yani bırak ne arabası ya, bisiklet parası bu. Evet. Yani böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir mantıklı bir şey olabilir mi? Ama işte dediğim gibi bu yalan ve kurgu üzerinden sürekli böyle hem kendi kitlesini konsolide, hem de karşı tarafının kafasını karıştıralım diye. Burada da şöyle bir plan işliyor Merve. Yani diyor ki ya bizim kitlemiz zaten konsolide, biz yalan da söylesek, tehdit de etsek, şantajda da bulunsak, darbede tehdit de etsek, demokrasi karşı. Evet bu taraf zaten Erdoğan karşıtı üzerinde kümelenmiş, bir yere gitmiyor. Aslında biz buranın kafasını ne kadar kandırabiliriz, karıştırabiliriz. O yüzden bilerek söylüyor. Yoksa 20 bin lirayla ancak bisiklet alınıyor. Onları evet, kendileri Melih Yeter, çamur at izi kalsın siyasetini bir örneği diye belki yorumlayabiliriz ve bununla kapatalım. Aynen öyle. Çok teşekkür ediyorum kıymetli yorumların için. Hoşça kal diyelim. Kolay gelsin. Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi kısa bir araya gidelim ama birazdan birlikteyiz. Evet.
Evet, yeniden merhaba. Analiz Sentez'le devam ediyoruz ve değerli konuklarım da artık stüdyoda benimle birlikteler. Hemen sizlere takdim edeyim. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ekonomi Gazetesi gazetecisi efendim Sade Özdemir de bizlerle birlikte. Günaydın, hoş bulduk. Günaydın, hoş geldiniz. Ve Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Bünyamin Bezci de, o da stüdyomuzda değil ama bizlerle birlikte. Sayın Bünyamin Bezci, size de günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi hızlıca hızlıca başlayalım. Selamlaştık hep birlikte ve diyelim ki ekonomide ne olacak efendim? Çünkü önemli faizde karar haftasındayız. Üstelik merkez faiz kararını perşembe günü de açıklayacak. Burada topu Sadi Bey'e atayım. Nedir beklentiler? Beklenti tabii ki faiz artırımı olmayacak. Bu net gözüküyor. Faiz indirimi olabilir mi? Son para politikası kurulu toplantısında faiz indirimi için marjın çok daraldığı söylenmişti. Öyle tahmin ediyoruz ki faiz indirimi de olmayacak. Çünkü mevcut kur garantili mevduat uygulamasının ve altın garantili iki şekilde oluyor. Bunun bu hani mevduatı da 3 ay vadeye özellikle alıştırmak, çekmek gibi bir hedefi var. Dolayısıyla o uygulamanın şu ana kadar çok iyi gidiyor. Tam oturması için muhtemelen faizle ilgili herhangi bir değişikliğe gidilmeyecek. Çünkü belli garantiler verildi. Ve artık 2022'nin sonraki aylarında, belki de 3 ay sonra, hani bu ilk Sayın Hazine ve Maliye Bakanı'nın da dün açıkladığı gibi 130 milyar lirayı geçmiş durumda. Evet, 136 milyar gibi, evet, bir rakam, yani çok büyük bir rakam. Belki bu hafta 150 milyar liraya çıkacak. Evet. TL olarak vadeye bağlanan para. O süreç iyice netleştikten sonra faizlere tekrar bakılabilir. Çünkü bir tarafta kurların aynı şekilde istikrarlı devam etmesi gerekiyor. Bir tarafta da enflasyon cephesinde, hani yaz aylarında, belki yaz aylarına doğru düzelme başlayabilir mi? Biraz daha orta ve uzun vadede enflasyonla mücadele sonuç verecek. Çünkü oradaki mücadelenin sonucu sadece bizimle ilgili değil, küresel olarak da sık sık tekrarlıyoruz. Enflasyonda çok yüksek bir küresel trend söz konusu. Covid sürecinin getirdiği şartlardan dolayı. O nedenle şu anda faiz politikasında, yine söylüyorum, bir önceki toplantıda da söylendiği gibi marj çok daralmış durumda. Bir süre böyle devam edecek gibi görünüyor. Ama bu hafta başka makro veriler de açıklanacak. Onlar da bütün bu konularla ilgili bütçe verileri açıklanacak, borç stoku verileri açıklanacak. Uluslararası yatırım, yani bizim bu doğrudan yatırım ve diğer Türkiye'nin ihtiyacı olan yatırımlar konusundaki veriler açıklanacak. Bütün bunlar hepsi bir ışık tutacak. Yani bir sürpriz beklemiyoruz. Ben anlattıklarınızdan bunu anladım yani, şu an işte. Şu an gerçekten çok büyük bir politika değişikliğine gitmişti Türkiye. Uzun süredir de tartışıyoruz. İşte tartışılıyor. İlk başta kurlardaki hareketlilik, sonra onun yatıştırılması, yeni uygulama derken ilk aşamasında özellikle kur tarafında sağlanan bir istikrar var. Faiz tarafında da zaten enflasyon rakamlarının çok altında bir politika faizi uygulanıyor. Piyasadaki faizlerinde ona uyumlanma sürecini biraz zaman alacağını görüyoruz. Çünkü piyasada faiz daha yüksek. Dolayısıyla böyle bir ortamda tekrar faiz indirimi beklenmiyor. Evet, yani yeni ekonomi modelinin, o planlamanın da getirisiyle birlikte herhangi bir değişiklik beklemiyoruz dedi Sadi Bey. Peki Bünyamin Bey, siz ne söylersiniz perşembe günü açıklanacak karar? Ekonomiyle alakalı çok fazla bir şey söyleyemeyeceğim Merve Hanım. Yani perşembe günü o yüzden Sadi Bey'in söyledikleriyle yetinelim isterseniz. Tamamdır. O zaman şimdi Mustafa Bey'e soralım biz bu konuyu. Faize karar haftasından bahsediyoruz. Ne olur? Zannetmiyorum ben de bir değişiklik olacağını. Tabii Sadi daha iyi takip ediyor ama asıl mesele şu. Bizim bu yeni ekonomik sistem diyelim biz ona, ben gerçi bunu daha radikal bir biçimde uygulanmakta olan sistem demek istiyorum. Çünkü hep böyle de ifade ettim. Çünkü faiz konusunda Cumhurbaşkanı'nın hassasiyeti malum.
Kaldı ki bunun ekonomik temelleri de ortada. Ne kadar sanayicinin de istemediği bir şey yüksek faiz. Çünkü hem kendi yatırımı için hem de ürün satışı için ciddi zorluk çıkartıyor. Dolayısıyla bizim bu sistemi çok disiplinli bir biçimde uygulamamız lazım. Bu disiplinin içerisinde faizlerin düşüşü veyahut yerinde sayması dan hangisi daha az oynaklık yaratacaksa onun tercih edilmesi beklenen o. Çünkü geçtiğimiz aylardaki o yüksek aralıklı oynamalar ve hala devam ediyor aslına bakarsanız, hani çok o oynaklık çok daralmış değil o alan. Herkesi endişe ettiriyor. Üretici maliyeti planlaması yapamıyor, satış planlaması yapamıyor. Satıcı stok planlaması yapamıyor. Çünkü sattığı malın yerine yenisini sermayesinden ekleyerek koymak zorunda kalacak filan. Dolayısıyla bu endişenin ortadan kalkması için belki bir süre bu şeyin stabilizasyonunun sağlanması gerekiyor. O yüzden de ben doğrusu çok bir değişiklik beklemiyorum ben de. Ya da beklenmediğini görüyorum en fazla genel piyasada. Evet. Bir parantez ekleyeyim mi? Şimdi mesela ilginç bir gelişme yaşanıyor. Çin de faiz düşürmeyi planlıyor. Neden? Çünkü büyümesi sert bir şekilde yavaşladı. Bunu hissediyorlar. 2021'in son çeyreğinde de iyiydi performanslar nispeten ama 2022'nin ilk çeyreğinde herhalde bir hani yüzde çeyreklik itibariyle %4,5-5 büyürken %1,5 beklentisi oluşmuş durumda. O yüzden onlar da faiz indirmeyi gündemlerine almışlar. Öyle bir beklenti oluştu. Çin'de benzer bir politika. Peki şimdi az önce değindiniz ama üzerine biraz daha konuşalım istiyorum. Şimdi Nurettin Nebati STK temsilcileriyle cumartesi günü bir araya geldi. Özellikle de yeni ekonomi modelinin detayları tek tek madde madde açıklandı. Kapsamlı bir toplantıydı. Burada da işte kur korumalı TL mevduat hesabının az önce de dile getirmiştik 131 milyar TL tam rakamı da analım. İşte o rakamı aştığını söyledi. Hem bu süreçten bahsedelim. Şimdi Haziran ayı yaz aylarına doğru da enflasyonun düşeceğini, rakamların oynayacağını da söylemişti önceki açıklamalarında. Neler söyleyebiliriz? Yani bu kur korumalı TL mevduat hesabı yeni politika nasıl gidiyor? Şöyle söyleyelim. İlk başta tabii çok böyle o işte 18 liraya dolar çıktığında ve yukarı zorladığında herkes şunu düşünüyordu. Bu yeni ekonomi politikası bu şekilde zorlanırsa, İşte kurlarda beklendiği gibi bir fiyat oluşur, sonra istikrar kazanır şeklindeki ne diyelim strateji tutmayacak. Dolayısıyla kurlar nerede duracağı belli olmayacak ve siyasi irade de bu yeni politikadan vazgeçecek. Gerçekten hani herkes böyle tek tek sabredenler çözülmeye başlamıştı. Evet. Çünkü o çözülme sonucunda da tepkiler gelmeye başlamıştı. Eleştiriler gelmiş iş dünyasından özellikle. Ama bu kur koruması Sayın Cumhurbaşkanı tarafından açıklandıktan sonra daha o gece satışlar geldi, unutmayalım. Ve önce dalga aralığı Mustafa'nın hatırlattığı gibi yüksek oldu gene de birkaç gün. Çünkü bir 10,5 liraya kadar düşüp sonra 14 liraya kadar acaba bu da mı hani o dalga ya da yukarı hareketi durdurmuyor şeklinde ama sonra oturdu. Ve hesaplar açılmaya başlandı. Bu hesapların çok önemli bir kısmı zaten şöyle gördük. Haftalık açıklanıyor mevduat verileri. Döviz tevdiat hesaplarındaki çözülme de yansımaya başladı. 1 milyar dolar, 2 milyar dolar, 3 milyar dolar şeklinde. Oradan çözülüp TL'ye geçiş ve vadeye bağlanma. Bu görüldü ve ekonomi tarafında da programın uygulanacağına dair net bir kararlılık ortaya çıkınca o baştaki kaygı hem yukarı doğru kayboldu değil mi? Kayboldu. Zaten rakamın her hafta hani neredeyse işte 20-30 milyar lira yükselerek gittiğini görüyoruz. Daha altın ve özellikle de katılım mevduatı tarafında da daha hızlı hareket bekleniyor. Onlar da devreye girecek. Şimdi bundan sonra beklenti şu. Evet, bu şekilde devam ediyoruz. Piyasadaki faiz de aşağı gelecek mi? Artı işletme ve
yatırım kredileri tarafı. Orada acaba yeni bir inisiyatif alınacak mı? Çünkü asıl hedef neydi? Az önce konuştuğumuz gibi faizleri düşürerek yatırımları özellikle artırmak. Yani üretimi, ihracatı, istihdamı artırmak. Dolayısıyla finansman ihtiyacı olan sanayici, hizmet sektörü fark etmez. Bir katma değer üreten herkes. Onların o ihtiyacını karşılamak gerekiyor. Yatırım kredileri de uzun vadeli ve düşük faizli olmak zorunda. En az 5 yıl vadeli olmak zorunda. İşletme kredileri daha daha kısa vadeli olabilir. Şimdi o taraf bekleniyor. Sayın Hazine ve Maliye Bakanı da neredeyse haftada birkaç kez iş dünyasıyla buluşuyor. Bu hem olan biteni anlatıyor, hem kararlılığı ortaya koyuyor, hem de stratejiyi daha detaylı sorularla açmaya çalışıyor. Dolayısıyla bu süreç bu şekilde yönetilecek. Sonuçta piyasa ikna olmuş görünüyor. Ve şu andan itibaren de seçimlere herhalde değil mi, 1,5 sene kaldı ya da yani 15 ay kaldı. Evet, kısa da bir zaman kaldı. Tabii böyle ki. Bir dönemde bu risk alındığına göre herhalde bir bilinen çok şey bir var. Şey vardır ki, o bilinen şeyin temelinde de bence Türkiye'nin enerji ve altın ithalatına rağmen artık cari fazla veren ülke olma seviyesine geldiği ve bunun da kalıcı olabileceği tezi geçerli. Oradaki rakamlar halen çok iyi gidiyor. Bakalım işte diğer makro verilerle beraber her şey izlenecek. Ama bundan geri dönüşün olmayacağını da siyasi iradenin açıklamalarına baktığımızda hem ekonomi yönetiminin hem Sayın Cumhurbaşkanı'nın anlıyoruz. Evet, yani hem ihracatta kırılan rekorlar ortada. Tabii. Onun dışında Bakan Nebati, yani ekranlara getiriyoruz yayınlarımızda. Her hafta neredeyse çıkıp bunu, yeni ekonomi modelini madde madde anlatıyor. Toplantılar yapıyor. İş adamlarıyla keza toplantılar yaptı. Bu yönde çalışmalar sürüyor. Mustafa Bey, siz ne söylersiniz? 131 milyar TL'yi aşan bir kur korumalı TL mevduat hesabı var. Burada mesele TL'nin dövize kaymaması, evet. Ya da İşte mevduata geçmeden yastık altı dövize gitmesi idi. O talebi önlemiş oldu. Hem vatandaşın hem de kurumlar daha sonra buna eklendi. O talebi önlemiş oldu. Bu baştan hatırlarsanız bir gizli faiz olarak değerlendirilmişti. Bir gizli faiz değil. Ne zaman gizli faiz olur? Siz enflasyonu ve kuru yerinde tutamazsınız. Ve işte 3 ay sonra, 6 ay sonra, 9 ay sonra, 1 yıl sonra vadesi geldiğinde çok yüksek bir döviz kuruyla karşı karşıya kalıp bunun üzerinden bir fark ödemek durumunda kalırsınız. İşte o zaman buna bir gizli faiz ifadesi kullanmak mümkün olabilir. Ben baştan da şunu söyledim. Ekonomi yönetimi iyi bir zaman kazandı bunu yaparak. Bir, elindeki enstrümanların tükenmediğini ve yeni enstrümanlar üretebildiğini gösterdi. Ve bu süre zarfında da adım atabileceği, elini kolunu rahat oynatabileceği bir alan kazanmış oldu. O alanı doğru değerlendirirse o zaman aslında işte gördüğümüz kurun 13 liralar civarında gezinmekte olduğu, buradaki fark işte 13,5, 13,8 ya da 13,4, 14 arasında dolaşması, ki bu dar bir aralık değil, biraz daha bu aralığın daralması lazım. Belki biraz daha aşağıda bir yerlerde sabitlenmesi lazım, istikrar kazanması lazım. Bunu sağlarsa eğer ekonomi yönetimi, o zaman 3. ayın sonunda aslında kurdan değil, faiz gelirinden, faizden kişilerin yatırdığı mevduattan para kazanması yahut parasının değer kaybetmemesi mümkün olacak. Esas hedef ne? Parayı bir yere hapsederek, bir yere demirleyerek orada durduğu yerden para kazanmasına mani olmak. Bütün dünya bunu yapıyor zaten. Eksi faiz neden vardı? Parayı ödüyorsunuz, onu tutması için bankaya bir de üste para veriyorsunuz. Aslında sistem size diyor ki paranızı bir yere depolayıp oraya kira ödemekten vazgeçin. Onu üretime yönelebileceği fonlara kanalize edin. Ya kendiniz yatırım yapın ya yatırım yapabilecek birine kredi olarak gitmesini sağlayın. Bunu yaptığınızda siz üste para ödememiş, paranızla da sermayenizle de para kazanmış olursunuz.
Şimdi bizim de aslında o sistemin içerisine girmemiz lazım. Dünya buraya çok geç geldi, çok zor geldi. Hala da çok kırılgan görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde de, Avrupa'da da faizler %6'lar, 7'ler, 8'ler bu civarlara doğru genişliyor. Şimdi bize göre düşük gibi gözüküyor ama onları da 6-7 kat arttığını söylemek mümkün. Hani bir kat bakımından düşünürseniz artıyor ve ne zaman geri geleceğine dair de şu ana kadar oluşmuş net bir kanaat yok. O bakımdan biz aslında bu bir fırsat. Biz sanayi devrimini kaçırdık. Evet doğru. İşte finansal genişlemeleri ya da atılımları kaçırdık. Bu da doğru. Ama yakalama şansına sahip olduğumuz bir alan var. Dijital teknolojileri yakalama şansına sahibiz her şeye rağmen. Çünkü diğerleri kadar gerisinden gelmiyoruz onun. Dolayısıyla kamu yönetiminde aynı şekilde, maliyede aynı şekilde bir fırsatımız var, bir şansımız var. Eğer bunu sağlayabilirsek, küresel sistemin şu anda geldiği noktadaki sıkışmanın içerisinden de kendimize bölgesel avantajlarımız var çünkü çok ciddi. Bunu sağlayabilirsek eğer, o zaman bu zamanı, bu kazandığımız 3, 6, 9, 12 aylık süreler içerisindeki bu zamanı enflasyonu ve aslında enflasyonu düşürmek başlı başına bir şey etken ve faizleri düşürerek dövizin oynaklığını ortadan kaldırarak bir istikrara kavuşturabiliriz. Bu zamanı bu şekilde değerlendirebiliriz. Maliye Bakanı'nın işaret ettiği nokta önemli. Son tahlilde hükümet bunu yapar yapmaz, nasıl yapar, niye yapmak zorunda, ya yapamazsa filan, bunların bu endişelerin hepsi var. Fakat şunu düşünmek gerekiyor. Hükümet de iktidar da seçime gidiyor. Ve Maliye Bakanı'nın ifadesi çok net. Biz seçimden önce bunu tekhaneye düşürmek durumundayız. Neden? Seçime gideceğiz çünkü vatandaştan o isteyeceğiz. Evet. Dolayısıyla hesabını vereceğimiz bir yere doğru gittiğimizin farkındayız. Hesap vereceğimiz zaman da borcumuzun yüksek olmaması lazım. Verebileceğimiz bir hesap olması lazım. O bakımdan bu zaten seçimler demokrasilerin de aynı zamanda aslında ekonominin de en büyük ölçütü ve oraya girdiğiniz zaman, oraya girerken bizim de garantimiz, güvencemiz o. Oraya geldiğinde bu sistem başarısını ortaya koymak zorunda. Başından beri ben hep şunu söylüyorum. Seçime 1,5 yıl kalmış. Bunun son 6 ayında radikal bir değişiklik yapamazsınız seçmen düşüncesinde, tercihinde. Bunu 1 yıl önceden yapmanız lazım. Onun için de bu ilk 6 ayı toparlama dönemi olarak başarmanız. İkinci 6 ayı da bakın nasıl toparladım, bundan sonrasında ben yürütürüm güvencesini vermeniz gerekiyor. Evet, ortada bir risk var ama tabii, ayakları yere basmayan tabii. Bir plan proje değil. Şey planlanmış şekilde. Ne değil sadece buna, bunu nasıl radikal bir şekilde uygulanıyorsa radikal bir biçimde de sahip çıkılması ve yönetilmesi gerekiyor bunun. Evet, ekonominin gündemine şöyle bir virgül koyalım. Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşmüştü geçtiğimiz hafta ortaya çıktığında, yayınlandığında. Terörist Volkan Bora'yla samimi fotoğrafları ortaya çıkan bir milletvekili. Yani Gazi Meclisimizde bir milletvekili var, HDP'li vekil Semra Güzel. O fotoğrafların ardından kendisinin hakkında bir fezleke hazırlandı, meclise sunuldu. Ama şimdi bu konuda yeni bir gelişme var efendim. Meclise sunulan fezlekede detaylar ortaya çıktı. 2017'de bir soruşturma yürütülüyormuş ve oradaki bir gizli tanık Semra Güzel hakkında bazı detaylar anlatmış. O da fezlekenin içinde. Sadece bu da değil, o terörist, eli kanlı terörist Volkan Bora'nın günlüğüne yazmış olduğu bazı ayrıntılar, o da fezlekenin içinde. İşte gün gün bu konunun altını eştikçe aslında başka şeyler de çıkıyor. Ben bu konuyu Bünyamin Hocama sormak istiyorum. Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşmüştü ama ayrıntıları da ortaya çıkıyor. Bu olaya neler söylersiniz hocam? Merve Hanım, şimdi bu ekonomiyle alakalı, ekonominin siyasi boyutuyla alakalı birkaç şey söylemek istiyorum. Lütfen, tabii ki buyurun. Gerçekten bu ekonominin siyasi boyutunda şu var, baktığımızda bir defa Bakan Nebati'nin bütün bir işte iktisadi aktörleri dolaşarak ekonomik programı anlatması aslında hükümetin bu ekonomik programı sadece bir acil durum müdahalesi olarak görmediğini bir şekilde teyit etti. Bu aslında acil durum müdahalesi, tamam bu bir tam anlamıyla belki bir yapısal dönüşüm değil ama
orta vadeli bir dönüşümü de işaret eden bir şey ve en azından seçimlere kadar, ki burada bence seçimlerin zamanda yapılması çok stratejik artık. Çünkü seçimler, az önce Mustafa Bey de söyledi, gerçekten bu seçmen davranışına çok yansıyan bir şey. Yani 2022'nin sonuna kadar ne yaparsanız aslında insanların aklında kalacak. Doğru. 2023'te yaptıklarınız değil aslında. O yüzden burada baktığınızda seçimlerin aslında zamanda yapılması veya AK Parti'nin planının temelde seçimlerin zamanda yapılması olduğuna dair çıkarımları bu ekonomik programdan aslında çıkarabiliyoruz. Yani ekonomik programın uygulanması, ikna edilmesi, işte sonuçlarının alınması meselesi 2022'nin sonunu bulacak büyük ihtimalle. Ki şu anda henüz daha piyasa artan asgari ücretin getirdiği yeni artışlara bile alışmış değil. Yani henüz daha mesela diyelim ki Ocak ayında işte asgari ücret arttı ama asgari ücret artmasıyla birlikte işte mühendislerin ücretleri artacak, diğerleri artacak, onlar işte yeniden fiyatlanacak. Henüz daha bunlar bile oluşmuş değil. Yani bunların oluşmadığı bir dönemde mesela diyelim ki işte baharda ya da sonbaharda bir seçim doğrusu çok mümkün gözükmüyor AK Parti açısından baktığımızda. Yani bu 2020 sonuna kadar bu yapısal dönüşüm oturtulacak diye düşünüyorum aslında. Bu terörist meselesinde ise yani HDP PKK ilişkisinde ise yani aslında bu son olay belki de biraz belki kararda zorlanan Anayasa Mahkemesi'nin elini de belki biraz daha güçlendirecek gibi görünüyor. Yani bundan Anayasa Mahkemesi tabii ki kendi dosyasında olmadığı için böyle temel bir hukuki sonuç çıkarmayacaktır. Ama en nihayetinde kamuoyunda şu algı çok ciddi bir şekilde yerleşiyor. Yani HDP ile PKK arasında çok ciddi bir şekilde aslında herkesin bildiği sır dediğim benim. Ama bir taraftan da herkesin işte ortada olarak gördüğü bir ilişki biçimi çok ciddi bir şekilde altı çiziliyor. Zaten bunu HDP de aslında çok fazla reddetmiyor. İşte en son işte toplantılarında bir şekilde kendi teröristlerin ölüleri için onları şehit saymaları. Yani şunu kabul etmiş değiller yani. HDP de hala şunu kabul etmiş değiller. Ya biz bu terörle yanlış yaptık. Yani evet ya bu mesele terörle olmazdı. Yani bu mücadele, demokrasi mücadelesi terörle olmazdı cümlesini asla etmiyorlar. Yani bu cümleyi kullanmadıkları müddetçe, bu cümleyi içselleştirmedikleri müddetçe aslında müzakere edilecek de bir temel yok. Onu söylemek lazım. Yani bu bağlamda müzakere edilecek, konuşulacak aslında bir temel de oluşmuyor. Mesela böyle bir ilişki biçimi daha önce de söylemiştim, Amerika'da çıksaydı herhalde hemen milletvekilini falan derdest edip Guantanamo'ya falan gönderirlerdi. Düşünün mesela böyle bir milletvekilinin, mesela demek ki Amerika'da var öyle Filistin asıllı bir milletvekili var mesela, hatta başörtülü falan galiba. Mesela onun DAEŞ militanlarıyla bir fotoğrafı çıksaydı. Bir düşünün ne olurdu gerçekten. Yani ilgili kişinin DAEŞ militanlarıyla fotoğrafı çıksaydı hemen onu yani derdest edip Guantanamo'ya bir şekilde götürürlerdi. Yani bizde ise bu sanki çok normal bir şeymiş gibi karşılanıyor. Çok ciddi bir şekilde sanki böyle ya işte tamam masum bir aslında beşik kertmesi ilişkisiymiş gibi karşılanıyor. Öyle değil aslında baktığımızda. Şu da var. Yani bu insani ilişkiler bağlamı altında ya da insani ilişkiler söylemi altında aslında bir iletişim ağı da kurulduğunu görüyoruz. Yani Kandil'le HDP arasında bir iletişim ağında işlediğini görüyoruz aslında. Bu bizim gördüğümüz şey, yani buradan gördüğümüz şey aslında iletişim ağının bir parçası. Yoksa bizim gördüğümüz şey işte bir masum sözlü ilişkisi değil ya da bu anlamda işte bir romantik bir ilişki meselesi değil. İletişim ağının aslında bir parçası. İletişim ağının bir parçasında belli bir stratejiyle hareket ettiklerini gösteriyor sağlık. O strateji de şu, yani tam da böyle gerekçelendirebilecekleri kişiler üzerinden iletişim ağını gerçekleştiriyorlar demektir bu. Yani işte Kandil'le HDP arasında işte belli insani ilişkiler bağlamında gerekçelendirebilecekleri
kişiler üzerinden iletişimi sağlıyorlar demektir aslında. Temel olarak bu görüntü diye düşünüyorum. Evet, şimdi güzel bir noktaya da değindiniz. Batman'da HDP eş başkanı Pervin Buldan Batman'da düzenlikleri ve öldürülen teröristler için sözde saygı duruşunda da bulunuldu. Yani bir yandan da böyle HDP'nin PKK ile olan o ittifak bağlarının da mesajı verildi. Açıklaması da var. Ortaklarıyla birlikte ülkeyi yöneteceklerini söylüyor Buldan. Kimse en ufak bir şüphe duymasın. HDP'nin bu seçimlerde yapacağı, uygulayacağı stratejiyle birlikte yönetimin bir parçası olacağını aklınızdan çıkarmayın dedi. Hem böyle fotoğraf kareleri var, hemen ardından o teröristler için saygı duruşu var. Ne dersiniz Mustafa Bey? Şimdi burada tabii bütün bunların üzerine iki tarafını birleştirelim. Evet. HDP PKK'yı dışlayamaz. Çünkü PKK tarafından kurduruldu. Evet. Yani dolayısıyla orada yapacağı her şey ihanet anlamına gelir. Aksine yapacağı her şey ihanet anlamına gelir örgüt içerisinde. Ve onun da karşılığını verirler. Hoşlanmadıkları söylemlerinden, bırakın eylemlerini, söylemlerinden hoşlanmadıkları yüzlerce kişiyi tırnak içinde ortadan kaldırdılar. Hem terörist yöntemlerde öldürerek, infaz ederek, hem de siyaseten yok ederek. Birçok siyasetçisi var DTP'nin. Nerede bunlar? Hiçbiri ortalıkta yok. Kaç tanesi şu anda Selahattin Demirtaş'ın adını anıyor? Kendi içlerimde bir kıyımdan bakın, bahsediyoruz değil mi? Tabii ki şimdi hoşlanmıyorlarsa, evet, dirayetli bulmuyorlarsa bırakın PKK'dan vazgeçmeyi, bir biçimde sorgulamaya yönelik bir hareketin içine giren herkes orada ya fiilen ya da siyaseten infaz ediliyor. Dolayısıyla PKK'dan kopma şansı yok. PKK ile arasında mesafe koyma şansı yok. Bu çok net. Şimdi bu kapatma davası açılmışken, bu kadar tartışılırken, seçime doğru gidip işte gizli ortaklığı devam ettirirken biraz böyle örtü altına girelim, bu sıralar biraz çaktırmayalım durumu bu kadar net bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmışken, daha önce yaptıkları gibi, Selahattin Demirtaş'ın yaptığı gibi, Türkiye Partisi olacağız, saz çalacağız, güleceğiz, eğleneceğiz, oynayacağız filan, bizim kimseyle bir işimiz, gücümüz, dalaşımız yok filan, bu çiçek çocuğu muhabbetine girmiyorlar mesela. Evet. Selahattin giriyordu. Sonradan onun bedelini de ödüyordu, yani karşılığını da veriyordu. Öyle dedim ama falan diye geri adım atıyordu. Buna rağmen güven vermedi ve ona sahip çıkılmıyor. Şimdi ama burada ne oluyor? Bakın böyle bir ortamda bile bizi kapatın, bizi kapatın diye bağırıyorlar. Peki, evet, arkasından ne diyorlar? Biz ortaklarımızla birlikte iktidarın bir parçası olacağız. Kim iktidar olmak istiyor şu anda? İktidara yakın olan kim? Kim büyük aday? İkinci grup olarak Millet İttifakı. Kimlerden oluşuyor? Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti. Cumhuriyet Halk Partisi Kemalist. İyi Parti milliyetçi, sağcı. Kiminle iktidar olacak HDP? Uzaydan gelmeyecek bu. Marslılarla olmayacak. Bunlarla olacak değil mi? Evet. Hani ortaklığınız yoktu? Ve biz bunun parçası olacağız diyor. Buna da ikna inanmış durumda. Buna iddialı söylüyor. Kimse de demiyor ki sen kimsin, hangi ortaklarına iktidar olacaksın? Memlekette başka parti var da bizim mi haberimiz yok? Kimse diyor mu bunu? Demiyor. CHP ne yapıyor? Kulağın üstüne yatıyor. Diyor ki bu kadının dağa çıkmasının sorumlusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır. Ya... Arkadaşlar bazı şeyler var ki insanlar rüyasında söyleyince sabahleyin hayra yorar. Ben, evet, rüyada böyle saçma sapan bir şey gördüm diye. Bunu bilinçli akılla yaptığınızda da fiilen saçmalamış olursunuz ve insanlar size bir tuhaf bakarlar yani. Bunun aşısı da yok, PCR testi de yok. Ama bu tip laflarla ortaya çıkıyor. İyi Parti'ye soruyorlar, benzer bir cevap veriyor. Ta Oslo'ya gidiyor. Bir dakika ya, siz buna bir tepki gösterin. Ondan sonra nereye giderseniz gidin, ben burada söylüyordum, en azından yarım ağız bir tepki gösterip sonra bağlarlar diye. Hayır, o yarım da... ağız tepki göstermeden bile direkt Oslo'ya bağlıyor. Evet. Bu ne demek? Benim ortağıma dokunmayın. Evet. Önce siz kendi hesabınızı verin, sonra benim ortağıma dokunursunuz. Şimdi o yüzden İyi Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi bilinçli bir biçimde HDP ile ortaklık içinde, yine bilinçli bir biçimde kendi seçmenini kandırıyor. Bu son derece net.
bunu görmemek için kör yahut öfkesinden kendini kör etmiş olmak gerekir. Şimdi gördüğümüz aslında ağırlıklı ikincisi. Öbür taraftan bu örgütün sadece dağda Mehmetçiğe kurşun sıkan elemanları yok. Bu örgütün Amerika Birleşik Devletleri ile, İsrail ile, diğer terör örgütleriyle, DAEŞ ile, Rusya ile, Avrupa ile finans, para, yani silah ve ideoloji işbirlikleri var. Ve bunları sürdüren adamları var. Bu bir emperyal örgüt. Emperyalistlerin Türkiye üzerinde vekalet savaşı yürüttüğü bir örgüt. Amerika Birleşik Devletleri'nin adına Türkiye ile PKK savaşıyor. Neden? Çünkü Birleşik Devletler savaşamaz. NATO üyesi, ortağız. Şimdi bu iş biraz böyle vekaletler savaşı. Neden çıkıyor? Ulu Çözülker emekli büyükelçinin ifadesiyle başat güçler savaşmazlar, savaşamazlar. Çünkü ellerindeki silah gücünün zekatını kullansalar dünya ortadan kalkar, ortadan ikiye yarılır. Dolayısıyla kimse kendi ölümünü, kendi intiharını yapmaz. Bunun yerine kendilerine müzahir grupları ya devşirir ya üretir veya onlar bile farkında olmadan kullanır, kendileri adına savaştırırlar. Ondan sonra artık ölen ölür ama kazananlar onlar asla olmaz. Kazananlar yine başat güçlerdir. Şimdi burada PKK 40 yıldır Türkiye'ye karşı terör üretiyor. Kim kazandı? Gelinen noktada. Kürt gençleri öldü. Türk askeri, Türk insanı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları öldü. Bir dünya acı yaşandı. Ve anti-emperyalist örgüt Amerikan'ın verdiği maaşla ve silahla yaşıyor. Ne oldu? Toprak sahibi oldu tırnak içinde. Ne kadar? Kendi içinde bulunduğu en merkezi yerde Suriye güçleri var. Suriye merkezi yönetimi hakim Haseke civarında. En azından sözde de olsa. Orada devlet imzası olarak Suriye devletinin imzası atılıyor. Peki ağırlıkla bulunduğun yer neresi? Orta Doğu Suriye. Ne var orada? Kimler var? Kürtler yok. Araplar var. Ama bir de petrol var. Ne oldu? Örgüt aslında sosyalist, işte devrimci, işte bir taraftan da milliyetçi nasıl oluyorsa, Kürt devleti kuracak falan falan falan. Amerika'nın petrol istasyonlarının bekçisi haline gelmiş orada. Maaşlı. Maaşı da Amerikan bütçesinden ödeniyor resmi olarak. Ve biz Amerika ile müttefikiz. Ve bu insanlar demokrasiden bahsediyorlar. Kim? Cumhuriyet Halk Partisi demokrasiden bahsediyor. Ortağı HDP demokrasiden bahsediyor. Bir başka ortak İYİ Parti bizim HDP ile hiçbir ilişkimiz yok diyor. Ya bir ülkede bu kadar saçmalık olur, insanlar bunun bu kadar farkına varmazlar. Ben hakikaten insan gerçekten hayret ediyor. Evet. Şimdi o yüzden bu işi sadece bir bakın işte dağa çıkıp gelen işte teröristleri tedavi eden, onlara tırnak İlaç içinde sağlık hizmeti götüren, lojistik destek veren bir kadın milletvekili yapılmış işte belgeleri filan meselesi değil. Bu işin dalının ucundaki yaprak, ağacın gövdesi bütün heybetiyle karşımızda duruyor. Ve biz hala ona mazeret, buna mazeret, ona gerekçe, buna izahat, başkasına bahane bulmakla meşgulüz. Yok efendim meşru muymuş değil miymiş, hukuki olarak varmış, ne yapalım filanmış filan. Bunları konuşuyoruz. Vallahi biz hani cemaat mi, camia mı, örgüt mü, bilmem ne mi diye FETÖ ile ilgili 5 sene uğraştık böyle. Ne oldu sonra? Ne zaman kendini patlattı? Aa teröristmiş dedik. Patlatana kadar neredeydik? Kendi kendimizi kandırdık. Net bu yani. Herkes için söylüyorum bunu. Şimdi burada da HDP konusunda kendi kendimizi kandırıp duruyoruz. Efendim öyleyse devlet bunu kaldırsın ortadan. Şey yapsın, kapatsın. Devlet o kapatma sürecine girmiş. Bugüne kadar girmemesi hataydı zaten. İşin köklerini anlattınız. Siyaset, siyasete mi tepki koymadığınız zaman,
hukuken hukukun koyacağı tepkiyi beklemeniz çok makul değil. Trajik. Şimdi bakın, kişilerle ilgili koyarsınız. Birisinin suça eğilimi var, bunun hırsıza benziyor falan deyip bir hüküm koyamazsınız. Ya da birisi alınmış gözaltına dersiniz ki masumiyet karinesi var. Sonuna kadar evet. Ama bakın, siyaset yapıyorsanız siyaseten bir karar verebilirsiniz. Şimdi AK Parti, MHP siyaseten bir karar vermiş. Demiş ki ilişki çok açık, net. Bunu hukuki olarak tespit ettim ki devletin başka kurumlarının görevi, yargının görevi vesaire. Fakat ben önceden kendi tedbirimi alıyorum. Tamam. E şimdi HDP'ye, İYİ Parti'ye bakıyorsunuz. Kardeşim, yapıyor musunuz siz bunu? Yapmıyorsunuz. Neye bakıyorsunuz? Ben hukuken bir karar ver. Ama AK Parti'nin, Milliyetçi Hareket Partisi hakkında hukuken verilmiş bir karar var mı? Cumhurbaşkanlığı binası hakkında hukuken verilmiş bir karar var mı? Yok. Niye hepsini gayrimeşru ilan edip ondan görüşmem, oraya gitmem, Beştepe'ye gitmem falan diye bağırıp çağırıyorsunuz? Var mı hukuki bir karar? Yok. Siyaseten yapıyorsunuz bunu. Kendi içinizde de bir tutarlılığı vardır yani. Hı hı. Seçmeninize göre herhalde ölçümünü yapıyorsunuzdur. Orası bizi ilgilendirmez. Ama burada neden siyasi bir değerlendirme yapmıyorsunuz? Topu hukuka atıyorsunuz. Hani kendinizi kandırabilirsiniz de bizi kandırmaya çalışmayın. Evet Saadi Bey, yani ortada üstü kapalı olmasına bile hiç zahmet edilmeyen gayet de işte ittifak mesajının verildiği söylemler var HDP kanadından. Tüm köklerini, o ağacın kökleri diyoruz ya, çok güzel açıkladı Mustafa Bey. Siz ne söylersiniz bu konuda? Yani şimdi, hani biz yönetimin bu stratejiyle yönetim bir parçası olacağız diyor. Bu işte bizim bir ittifakımız var, evet, açıklamasıdır. Ama bunu Cumhuriyet Halk Partisi ya da İYİ Parti'nin önde gelen ne diyelim sözcülerine ya da liderlerine sorsanız öyle bir ittifak yok. Yani resmi olarak ittifak yapmadıklarını işte anlatırlar ve İYİ Parti kendi açısından, CHP de kendi açısından. Ama bu mesela buradaki açıklamada çok net olan bir şey daha var. Bu sadece ittifak açıklaması anlamına gelmiyor. Yönetimi paylaşmak. Şimdi geçtiğimiz yerel seçimlerde yine bir tarafın reddettiği ama herkesin bildiği ittifak olduğuna göre bir yönetim paylaşılıyor şu anda, değil mi? Zaten birkaç haftadır onun tartışmasını da yaşıyoruz. Büyükşehir Belediyesi'nde kadrolarla ilgili İçişleri Bakanlığı'nın işte çalışmaları vesaire, bununla ilgili de tartışma var. Bir taraf diyor ki siz şöyle insanları belediyede işe aldınız. Öbür taraf diyor ki yok öyle bir şey. Demek ki yönetim paylaşılıyor aslında. Evet. Hani belirledikleri strateji ışığında o iş başlamış. Eğer başka bir seçim kazanırlarsa da o paylaşım daha da genişleyecek. Burada hani seçmenin aslında izlediği şeyi muhtemelen daha iyi yorumlayacağı. Bu açıklamaları ben faydalı buluyorum açıkçası. Yani evet, maalesef bir yanlışı ortaya koyuyor. Demokrasi açısından da yanlışı ortaya koyuyor ama bazı şeyleri de aşikar ettiği için faydalı görüyorum. Şimdi bu olayda da hani bu eskiden çözüm sürecini falan hatırlatıp aslında sizin yüzünüzden öyle oldu demek. Evet, açılım sürecinde deyip eskiye evet, böyle atıp da lafı, o zaman geldi bunlar meclise diye. Tamam, sonuçta bakın yine bu siyasi irade. Evet. Bugünkü Millet İttifakı'nın güya aldığı demokratikleşme stratejisini çok önceden risk olarak almış. Evet. Demiş ki gelin işte 40 yıl diye zaten 10 yıl geçti, belki 50 yıldır bu terör örgütüyle Türkiye mücadele ediyor. Evet. Bir çözüm süreci, demokratikleşme süreci, ülkede iktidar olan parti, işte inisiyatif alan siyasi irade, o zaman da işte Sayın Cumhurbaşkanı, Başbakan, çözüm süreci ya da işte bir şey başlattı. Peki o süreç nasıl bozuldu? Kim bozdu o süreci? Siyasi irade mi bozdu? Hayır. PKK ve HDP bozdu. Evet. Çünkü bu bozulduktan sonra da o fırsat kaçmış oldu. Neydi o fırsat? İşte tam da demokratikleşme, işte bu silahların bırakılması, çatışmanın bitmesi vesaire. Sonuçta bu bir devlet stratejisi olarak ortaya kondu mu? Kondu. Demek ki Türkiye Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti'ni yöneten siyasi irade maksimum düzeyde elinden geleni yaptı. Peki siz şimdi ne diyorsunuz? O mu yanlıştı, sizin şimdi yaptığınız mı yanlış? Bütün bunlar çelişkili
konular. Ama şunu da herkes biliyor. Bu da genelde hani bilindiği halde yine bu Millet İttifakı tarafından söylenmiyor. Her seçimde belediye seçimleri olsun, yani mahalli idare ya da merkezi yönetim, HDP'nin ya da HDP'nin yerinde hangi bir şey varsa, hani kapatıldığını düşünelim ya da geçmişte olanları düşünelim, bütün adaylarını Kandil ve PKK belirler, değil mi? Evet. Bu nettir. O zaman siz bu bağı nasıl inkar edersiniz? Bu bağın koparılması için niçin konuşmazsınız? Hani neyi tescil etmiş oluyorsunuz? Neyi legalize etmiş oluyorsunuz? Çözüm sürecinde, açılım sürecinde diyelim, işte ne deniyorsa, o dönemde bir fırsat ortadan kaldırıldı. Nasıl kaldırıldı? Silahlarla kaldırıldı. Hatta o zaman iktidar ne kadar çok eleştirilmişti. Siz ne yapıyorsunuz? Yine eleştirenler de aynı siyasi çevrelerdi. Siz nasıl böyle bir şey yaparsınız? Devleti pasifleştirdiniz işte bunlara karşı. Bugün aynı çevreler şimdi başka konuşuyor. Ona ne diyeceğiz? İşte sorun orada zaten. Bu sizin şu anda yapabileceğinizi zannettiğiniz şey denendi. Yani bu sonuna kadar bu inisiyatif tanındı. Karşı taraf bunu reddetti. Silahlı silahlarını aldı. Polisleri, askeri öldürdü, şehit etti, saldırdı. Sonrasında biz ne gördük? Hendek süreçlerini gördük, değil mi? O öz yönetim ilan edeceklerdi falan. İşte Sayın Cumhurbaşkanı'nın o zaman başbakan müdahalesi olarak söylediği, ben ülkemde ameliyat mı, operasyon yaptırmam, evet, devletime izin vermem. Niye dedi onu? Başka bir şey umut edilirken karşıdaki maalesef terörist güçler operasyon çekmeye kalkıştı. Fırsat, o fırsatı verir mi devlet? Vermemesi lazım. Vermedi sonra. Şimdi bu işin bir de şöyle bir yönü var. Biz tabii ki hep insani yönü konuşmak zorundayız. Ekonomik yönü var. Bunun siyasi olarak Türkiye'yi ne kadar meşgul ettiğini, demokrasisiyle ilgili ne kadar tartışma yarattığını hepimiz yaşıyoruz. Ama 50 yıldır Türkiye ekonomisinde her yıl ne kadar büyük bir kara delik olarak neleri yediğini, neleri bitirdiğini, o bölgelerin Türkiye'nin batısı gibi ya da gelişmiş vilayetlerinin sayısını artırmak anlamında söylüyorum. Oraya dahil olamaması bir türlü. Şimdi mesela Batman'da işte 40 bin sanayi işçisinden bahsediliyor. Evet. Neden? Büyük huzur sağlandığı var için. Orada. Huzur sağlandığı için işte. Evet. Gaziantep zaten Allah nazardan saklasın. Yani yıllardır huzur içinde ve hiçbir şekilde bazı vilayetlerimiz var. Evet, sıyrıldılar. Ama bütün Doğu ve Güneydoğu, bütün Doğu ve Güneydoğu Türkiye ekonomisine potansiyeli kadar dahil olsaydı o bölgedeki insanlarımız, vatandaşlarımız, biz başka yerde olurduk işte. O zaman hani o 2023 hedefleri falan işte 30'a ötelenmemiş olurdu. Aslında buradan da ayağınıza takılmış bir çelmedir bu. Bütün bunların farkında olmayan bir terörist grup konuşuyor. Kimi zaman Amerika'nın, kimi zaman Rusya'nın, kimi zaman Fransa'nın, kimi zaman Almanya'nın işte verdiklerini alarak dağlarda yaşıyor. Çatışmayı devam ettiriyor. Siz de içeride onlarla yönetimi paylaşmayı vaat etmiş oluyorsunuz. Onlar zaten böyle olduğunu söylüyorlar. Evet, işte o ortaklarımızla derken Mustafa Bey'in de dediği gibi onlar kimler, hangi ortaklar diye de tabii bir parantez açılıyor. Şimdi buradan ben CHP'ye doğru yol almak isterim. İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun bir açıklamaları var ki gerçekten akla durgunluk veriyor ki, şöyle Kılıçdaroğlu gayrimilli demişti biliyorsunuz AK Parti seçmeninde. Onu da şöyle i̇şte köşeye... HDP çok milli ona göre. Çok milli, güzel tabir. O çok milli ise gayrimilli kim? Onu işte AK Parti seçmenine söylemişti. Şimdi Erdoğdu ne diyor? AK Parti kastederek bu siyasal hareketin yönetim kadrosuna gösterilecek her türlü sempati ihanettir. Bu millete ihanettir dedi. Bu kez de CHP kanadından ne geldi efendim? İhanet açıklaması geldi. Yani işte bu açıklamalar Kılıçdaroğlu'nun üstüne, o gayrimillinin üzerine böyle bir açıklama Aykut Erdoğdu'dan. Bünyamin Hocam ne dersiniz bu konuda? CHP'nin neden böyle söylemleri ard arda geliyor? Bu açıklamalar nedir? Nasıl okuyacağız? Merve Hanım, şimdi az önceki konuyla alakalı birkaç şey söylemek istiyorum. Lütfen tabii ki onu da dinleyelim. Bu HDP ile alakalı. Şimdi bir defa şeyi karıştırmamak lazım.
Yani AK Parti'nin çözüm süreci temelde toplumsal ve kültürel bir projeydi. Medeni hakları bir şekilde amaçlıyordu. Yani bu medeni haklarla alakalı ki o dönemlerde yani Kürtçe konuşmanın, Kürtçe televizyonun bir Kürtçe konuşma hani vardı ama Kürtçe eğitim yoktu, Kürtçe televizyon mesela şimdi TRT Kürtçe yayın yapıyor mesela. Evet. Yani bunları konuşuyordu aslında. AK Parti bir anlamda toplumsal kültürel ki dikkat ederseniz yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak Kürt seçmenleri bir şekilde hedef alan bir tarzı vardı AK Parti'nin. Ama HDP ve tabii ki arkada PKK bu meseleyi siyasi iradeye kendi bölgesi dediği yerde sahip olma projesine çevirdi. Hendek meselesini hatırlayalım hemen 2015'te. Yani aslında KCK'yı hatırlayalım. KCK üzerinden neredeyse paralel bir devlet oluşturma iradesi göstermişlerdi ki orada mesele bitti. Yani çünkü AK Parti'nin projesi bu değildi. AK Parti'nin projesi toplumsal, kültürel ve medeni haklar temelinde bir projeydi. Şimdiki proje ise yani HDP ile ortaklık ise bildik anlamda siyasi bir ortaklık. Şimdi siyasi ortaklık derken neyi kastediyorum? Şunu kastediyorum. Siyasi ortaklık, siyaset dediğiniz şey en nihayetinde iktidarın değer dağıtımıyla alakalı bir şeydir. Yani bugün mesela HDP iktidarın değer dağıtımından payını almak istiyor. Ortaklık karşılığı olarak payını almak istiyor. Aslında AK Parti bu siyasi iradeye sahip olmak isteyen PKK'ya büyük darbe indirdiği için Hendek meselesinde Hendekleri bir şekilde yok ettiği için ve sahada bir şekilde devleti hakim kıldığı için aslında PKK da isteklerini siyasi iradeye sahip olmaktan siyasi iradeye ortak olmaya doğru dönüştürdü. Yani bu anlamda aslında onlar da evet minimalize ettiler isteklerini. Ama minimalize ettiği istekler de yine siyasi iradeye ortak olmak istiyorlar. Yani iktidarın değer dağıtımlarından pay almak istiyorlar. Ne onlar? İşte iş olsun, makam olsun, statü olsun, ihale olsun. Aslında oradaki kongrede bir nevi aslında bunları alabileceklerine dair kendi seçmenini konsolide eden bir lider var. Yani kendi seçmenini konsolide. Ve bunun örneği de var. İşte İstanbul bunun en güzel örneklerinden bir tanesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Onu da örnek gösteriyorlar zaten sık sık. Yani işte orada yaptığımızı aslında başka yerde de yani ülke yönetiminde de yapacağız. Orada nasıl ortak olduysak aslında ülke yönetiminde de öyle ortak olacağız meselesini çok rahat bir şekilde sık sık gösteriyorlar. Yani bir anlamda aslında inandırıcı örnekleri de var. Çünkü kendi seçmenini de buna inandırmak zorunda. Yani biz iktidarın ortağıyız. İktidarın dağıttığı bütün değerler sisteminden pay alacağız. Hatta bu işte genel yönetim olursa belki bir bakanlık olacak. Belki üç bakanlık olacak. Yani şimdi hangi bakanlık meselesi? Yani bu CHP tarafından ya da İYİ Parti tarafından bakıldığı zaman biraz daha farklı belki manzara. İşte işte onlar herhalde işte İçişleri Bakanlığı yerine Tarım Bakanlığı'nı falan vermek isteyeceklerdir. Ama mesela böyle Tarım Bakanlığı vermekle bitecek bir mesele değil. Çünkü bugün PKK'nın da HDP'nin de aslında istediği şey iktidarın kararlarına ortak olmak. Evet. Yani bunu bir şekilde yani altını çizmek lazım. Yoksa mesela düşünün AK Parti'nin güçlü olduğu dönemlerde o zaman AK Parti'nin güçlü olduğu dönemlerde çözüm sürecinde hiçbir şekilde iktidar kendi kararlarına HDP'yi ortak etmedi. Yani sadece ve sadece yaptığı şey toplumsal, kültürel ve medeni haklar bağlamında aslında bir çözüm süreci, bir toplumsal barış süreci aslında oluşturmaktı. Bunun haricinde başka bir şey değildi. Siyasal bir proje değildi. Siyasetçilerin eliyle yürütülmüş olmasına rağmen. Yani bunun bu farklılığı biraz ortaya koymak gerekiyor. Yani Aykut Erdoğdu'nun açıklamaları meselesinde ise bunu bir aslında yani karşı argüman yaratmak için oluşturulan bir mesele olduğunu görüyorum. Çünkü Türkiye'nin devlet olarak çıkarlarının olduğu bütün projelerde, bu Doğu Akdeniz olsun, işte Suriye olsun, başka şeyler olsun, bütün bu projelerde aslında CHP'nin tutunduğu tavrın işte bir nevi aslında milli bir tavırla alakalı olmadığını sıkça gündeme getiriyor AK Parti. AK Parti'nin bu gündeme getirdiği bağlama karşı aslında bir karşı bağlam oluşturuyor ki bence
her şeye rağmen çok cılız bir ifade olduğunu söyleyebilirim. Yani bu ihanet tartışmasının. Bunu tabii ki daha çok ekonomi üzerinden gerekçelendiriyorlardı. Ve bu ihanet tartışmasında ekonomi üzerinden daha ziyade aslında dolar ya da döviz üzerinden gerekçelendiriyorlardı. O enstrüman şu anda ellerinde yok. Her ne kadar işte piyasa yine de tam olarak dengelere oturmamış olsa da enstrümanlarını kaybetmiş durumdalar. Ama genel olarak baktığımda mesela en son gördüğüm galiba keskin bir açıklaması vardı. İşte %2,5'luk zamma karşıyız diye. Yani meseleyi %2,5'luk zamma indirgemiş durumdalar memurlarda. Hani 2,5 refah payı verdiği için işte bütün bir diyelim ki %27,5'un içindeki 2,5'a karşı olduklarını falan söyleme bağlamını da geliştirmişlerdi. O yüzden bu ihanet tartışmasının bir karşı argüman yaratmak için oluşturduğunu düşünüyorum. Çok yani güçlü bir tartışma doğuracağını düşünmüyorum bu ihanet tartışmasını. Evet, buradan şuna yol almak istiyorum. Şimdi milli duruştan da bahsettik tabii bir yandan. İlginç bir açıklama var. Milli uzay programını karalamak için işte 2022 yılında sadece 20.000 TL'lik ödenek ayrıldı iddia edildi. 20.000 TL, yanlış duymadınız. Ama bu iddiaların tabii gerçeği yansıtmada ortaya çıktı. Bunu söylerken onlar da inanmış mıdır diye benim kafamda bir soru işareti oluştu. 20.000 TL bir sabah, çünkü Melik Bey'le de konuşurken bisiklet parası dedi. Yani hani şaka gibi bir tabir dedi. Ne dersiniz Mustafa Bey? Şimdi bizim meslekte bir kural vardır. En azından benim uyguladığım bir kuraldır bu. Şimdi haber kaynakları vardır, bir de ihbar kaynakları vardır. Evet. İhbar kaynakları araştırmaya muhtaçtır. Haber kaynakları da akıl süzgecinden geçirilmeye muhtaçtır. Evet. Bunun için hep örnek veririm arkadaşlar derim. Şimdi biz biraz tabii denizci bir aileden geliyoruz. Denizci, balıkçı, sahilde büyüyen herkes bunu bilir. Kalkan ağı gibi olmasın akıl süzgeciniz. Yani çok büyük olmasın delikleri. Hamsi ağı gibi olsun. Mümkün olduğu kadar küçük küçük delikleri olan bir süzgeç olsun ki en doğrusunu bulabilirsiniz. Şimdi akıl süzgecinden bazı şeyleri geçirmediğiniz zaman, o zaman işte birilerinin size bir süre sonra geçmiş olsun demesi geliyor evet. Arkasından. Burada da bu işler tabii akıl süzgecinden geçmemiş. Evet. Belli ki okuma yazmayı bilmek çok önemli bir şey. Bu sadece A'yı B'yi bilmek falan değil. Şimdi biz ne konuşuyoruz? Finansal okur yazarlık mesela, dijital okur yazarlık mesela filan. Ama bir de hakikaten yani bir medeni okuryazarlık diye bir şey vardır. Bazı kavramları bilirsiniz. Hangi hanede ne yazıyor, bu ne demek, şu ne anlama geliyor, bunu bilirsiniz. Neyi neyle kıyaslayacağınızı bilirsiniz. Yani bu en basitinden iki çift laf edebilmek için ihtiyacınız olan şeydir. Gerekli olan şeydir. Böyle bir şeyiniz yoksa ortalığa çıkıp konuşmazsınız. Ar edersiniz. Dersiniz ki ben bilmem mesela. Gelir gider bilanço hesapları falan, yani şirket defterleri, ben anlamam ondan. Dolayısıyla bunun üzerine de konuşmam. Ama bir bütçede ne nereye nasıl yazılır, ne hangi anlama gelir, buna baktığınız zaman bir onun kıyaslamasını yapabilecek birikime sahip olmanız lazım. Yoksa utandırırlar sizi. Ha utanmazsanız, ki bu tür şeyler alışkanlık edinmiş olanların utanmasının olmadığını biliyoruz. Ama sizi destekleyen insanlar utanırlar. Vay arkadaş, biz kimin peşinden gidiyormuşuz diye. Şimdi o yüzden bir insanların kendilerini utandırmayacak liderler seçmeleri gerekiyor. Bu net. İki, utanmayacaklar diye bizim onları utandırmaktan vazgeçmememiz gerekiyor. Velev ki utanmasınlar. Siz utanacakları doğruyu ortaya koyun. Ondan sonra bırakın utanmazlık kalmış. Onların olsun. Onlar adına utanacak birileri mutlaka olur. Bulunur. Şimdi burada hani bir Aykut Erdoğdu meselesi oldu. Bu iş aslında çok uzun, yani mevzu bahis Aykut Erdoğdu'ysa sözleri üzerine siyasi analiz yapılması hakikaten biraz boşuna emek harcamak. Neden bunu söylüyorum? Elbette bir zihniyeti yansıtıyor, o anlamda tartışmayı hak eden bir şey, ayrı bir bahis. Ama kişisel olarak baktığınızda da
parti içerisinde süfli hesapları olan ve bir takım alengirli işleri olan, tartışmaları olan, ya bu adam hala niye burada filan denilen birisinden bahsediyoruz. Şimdi bunlar tabii kulis bilgileri. Ankara'dakiler bilirler. İstanbul'dakiler de iyi bilirler. İstanbul'un Cumhuriyet Halk Partisi kulisi Ankara'da yoktur mesela. Buradaki çok daha zengindir. İstanbul'daki bunun yanında hakikaten şey kalır, biraz zekatı gibi kalır. Solda sıfır demeyeyim. Ama öyle deneyim. Deyince merak ettirdiniz şimdi. Şimdi o yüzden bir takım böyle ince hesapları var. Yani siyaset dışı bir parti içinde de çok tartışılan, ya yapma kardeşim böyle, bak başımıza ifşa olacak, başımıza bela alacağız filan denilen hadiseler var. Şimdi o onları kapatması için onun parti adına biraz sağa sola heyheylenmesi lazım. Birilerinin onun hakkında konuşması lazım. Politik olarak hedef alınması lazım. Ondan sonra da bak ben partimi savunduğum için hedef alın diyorum, aman beni yedirmeyin ha demesi lazım. Bu yeni olmuyor. Biz bunu birkaç ay evvel, geçen sene mi ya, geçen yaz mı unuttum. Yine benzer. Yine böyle benzer evet. Bir şey söylemişti. Dedim bunun arkasında başka bir şey var. Hiçbir bilgim yoktu o zaman. Hı hı. Bunun arkasında başka bir şey var. Bu çıkış beni koruyun, beni yedirmeyin diye parti içinde kendini sağlama alma çıkışına benziyor. Dedim çok sürmedi. Hafta sonu bunun böyle olduğunu öğrendim. Yani cuma mı perşembe mi ne konuşmuştuk burada. Çok sürmedi yani. Biraz sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin kulislerinde eli kulağı olan arkadaşlarımızla bir araya geldik. O arada bir telefon görüşmesinden vay arkadaş demek ki buymuş filan dedim. Hatta orada da konusunu ettim, ya dedim böyle böyle bir şey oldu, ben de böyle dedim. Ondan sonra şimdi aramızda Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlar da vardı. Ama durum anlaşıldı. O yüzden Aykut Erdoğdu'nun her sözü kendi parti içerisinde kendisi hakkındaki tartışmaları örtmek, üste çıkabilmek, hı hı, ve kendisine yönelik bir sahiplik oluşturabilmek içindir. Bu nettir yani. Burada mesele şu. Karşısında tırnak içinde kendilerini koca koca adamlar diye tarif edenler var. Bir Allah'ın kulu çıkıp da ya kardeşim biz sürekli AK Parti'ye işte dışlayıcı olma, kapsayıcı ol, işte düşmanlaştırma, germe, ne bileyim işte kutuplaştırma falan diye bağırıp duruyoruz. Bazen de romantik yapıyoruz ki yani insanlar bağırmamıza artık alıştılar. Romantik yapalım da bari, duygusala bağlayalım da biraz da buradan etkileyelim diye canımızı dişimize takıyoruz. Aynısını bari burada sen yapma demiyor. Bu da çok enteresan bir şey. Yani insanların hakikaten kaybetmişlik duygusu öfkeye dönüşünce bütün meziyetleri gidiyor. Sadece akıl körelmiyor, sadece göz körelmiyor. Diğer bütün meziyetleri de gidiyor eğer varsa, var idiyse de. O yüzden biraz oturup düşünmek lazım. Şairin dediği gibi kimsenin vakti yok durup ince şeyleri düşünmeye. Bunlar da çok ince şeyler değil. En azından bu kadar çok ince olmayan şeyleri düşünmek için bile bence vakit ayırmamız lazım. Hepimiz için de, bizim de zaman zaman böyle öfkelendiğimiz şeyler oluyor. Ama öfke gözümüzü kör etmemeli, dilimizi de bozmamalı. Evet. Önce derin bir nefes alıp belki de öfkelendiğimizi ondan sonra konuşalım. Bütçeyi söylüyorum da işte 68 milyon lira bütçe. Ama evet. Şimdi şöyle, ben o tartışma, bu açıklamadan sonraki bir yerlerde yine aynı camianın tepkilerine baktım. Hı hı. Kimisi iyi ya öyle olsun, boşuna para harcamıyorlar diyor. Hı hı. Kimisi işte bu bir işte ben vereyim o kadar diyor. Aynen. Zaten baştan biliyorsunuz uzay işine hiç inanmadılar. Dediler ki ne lüzumu var böyle, hı hı, bir şeye. Şimdi aslında bu 68 milyon lirayı görüp söyleseydi bence daha tutarlı olurdu. Niye bu kadar bütçe ayırdınız diye öyle hesap sorsaydı. Öyle dense de olurdu aslında değil mi? Evet, hani, yine amacına hizmet eder. Yani bu o kadar saçma bir tartışma ki. Yani bir kere teknik olarak ne kadar cahil olduğunu ortaya çıkıyor. İkincisi bu bütçelerin bir yıl önceden, hatta bir yıl sonra artı sonraki yılın da ilan edildiği, evet, ama bir takım projelerdeki ekstra gelişmelerle bunların hep revize edildiği, yukarı doğru, hı hı,
herkes bilir. Yani hiçbir şey bilmiyorsan git NASA'nın projelerine bak. Evet. Bir bütçe vardır ama o yıl tamamlandı mı o nereye gider? Onun internet sitesine giremez o. Ama o akıl onun internet sitesine giremez. O zaman da yani giremez. Nasıl siyaset yapıyorsunuz? Evet. Hani neyi eleştiriyorsunuz? Önce ona aynen şeydeki gibi, deminki siyasi konudaki gibi neyi eleştiriyorsunuz? Önce şuna bir karar verin. Çok olmasını mı, az olmasını mı? Bu işin hiç olmaması gerektiğini mi düşünüyorsunuz? Olması gerektiğini mi düşünüyorsunuz? Orada bir tutarsız. Bunlar bir şey saçma yani. Hakikaten bu o kadar önemli bir konu ki. Bakın biz hani TÜBİTAK çalışıyor, uydu yapıyor Türkiye. Evet. Ve kaç yıldır bunu yapıyor. Ve geliştirerek de yapıyor. Ben ilk Ankara'ya gittiğimde de 2011'de 12'de mi ne bir uydu fırlatılmıştı. İşte Özal'ın rahmetli başlattığı bir projeydi. TürkSat projesi. Şimdi ilk gidenlerle son giden arasındaki fark uçurum. Ve biz bu mesafeyi aslında emsallerinin kısa zamanda aldık. Neden? Çünkü onlar teknoloji üreterek yapıyordu. Biz var olan teknolojiyi kullanıyoruz. Daha avantajlıyız. Buna rağmen yeterince hızlı gittiğimiz kanaatinde değilim. Geri bile kalıyor. Yavaş bile gidiyoruz yani. Son 5-6 yılda biraz hızlandık. Ama burada bugünlerde enteresan olan şey şu. Biz bir cep uydu gönderdik. Ve üniversite öğrencileri bunu yaptı bunu. Üniversite öğrencileri Süleyman yaptı. Süleyman Devre Üniversitesi zaten olması. Asıl yapmamız gereken evet. Şey şu. Şey yok Zonguldak. Zonguldak'ta mı? Evet. Ona bir bak. Hemen bakalım. Çocukların hakkını teslim edelim. Evet. Hocam bilir. Evet. Şimdi dolayısıyla ya bu öğrenciler zaten asıl mesele bu. Bunu üniversitelerin, öğrencilerin bunları yapabiliyor olması. Evet. Teknofest dediğimiz şey ne? Bir şenlik mi? İnsanlar gidip uçurtma gibi uçağa bakıyor, ne güzel falan mı diyecekler? Hı hı. Bu değil, işte bu. Teknofest dediğiniz şey bu. Cumhurbaşkanı'nın teknofest kuşağı bizim kuşağımız Z kuşağı falan değil dediği o şey. O tabiri çok seviyorum. Bu. bunu yarattığınızda bu bir iklim. Ben zaten şunu söylüyorum hep. Bu ülkenin yerinin altında petrol olması yok, evet tamam. Önemli olan yerin üstü. Bu ülkede insan yetişiyor kardeşim. Bu topraklarda insan yetişiyor. Sadece gölge etmeyin yeter. Fırtına çıkartmayın yeter. Rüzgar evet. Ekmeyin yeter. Evet. Bugüne kadar bunlar olmasaydı. Birisi kıyaslamış da dünya ülkeleriyle kıyaslanıyor. İşte adamlar yapmış, Almanya uçmuş, bilmem ne kaçmış. Ya Marshall yardımı dediğiniz şeyi siz bir süt dozu olarak biliyorsunuz. Hı hı. Mustafa Bey ama araya gireyim de öğrencilerimizin hakkı bir şey olmasın. Hemen söyle. Türkiye'nin ilk cep uydusu bunu yayınlarımızda vermiştik. Girizo 263A niye Girizo? Orası bilene kadar derin. Kesinlikle. O madende hayatlarını kaybedenlerin anısına o isim aldı. 263A uzaydaki görevine başladı efendim. Zaten Amerika'dan atılmıştı. Falcon, SpaceX Falcon yani Elon Musk'la birlikte Musk giden bir şeyden bahsediyoruz. Florida'da gönderildi. Ve üniversiteye bir kez daha söyleyelim. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nden o başarılı öğrenciler, o başarılı öğretim üyeleri. Tebrik yani, edelim onları tebrik tekrar. Edelim buradan, ve bunlar tek getirdim. Olmayacak. Bak dün evet, geçen gün burada konuşuyorduk. İşte Türkiye bir milli muharip uçağını üretiyor. Çok güzel. Evet. Bir bakıyorsun Antalya'dan bir haber. Ne işim var Antalya'da? Yazılım işlerini bir kısmını orada yapıyorlar. Evet. Başka bir şeyi başka bir yerde, başka bir şeyi başka bir yerde. Bir iklim Türkiye'nin üzerine bir fanusla kapatıyorsunuz. Bu fanus aşağıda, fanustan kastım hani şey gibi kapalı yerde üretilen işte yapılan tarım gibi. Hı hı. Kapatıyorsunuz ve burası size aşağıdaki insanları, öğrencileri, girişimcileri, mucitleri, bilim insanlarını yetiştiren, besleyen bir iklim oluşturuyorsunuz. Hı. Almanya örneğini veriyordum. Almanya... biz Türkiye'den işçi aldı, oradan işçi aldı, bilmem kalkındı, inşaat yaptı. Ya parayı nereden buldu bu adam? Altın mı buldu? Altını daha önce bulmuştu Kongo'da. O ayrı. Batmış, yıkılmış bir gün. Nereden buldu? Amerikan yardımıyla buldu. Peki sonra ne yaptı? Neyle mücadele etti? Hiçbir şeyle mücadele etmedi. Ordusu, istihbaratı, her şeyini Amerika tarafından yönetiliyor. Sadece bunlar inşaat yapıyorlar, kalkınıyorlar. Bu. Hı hı. Hiçbir şeyle uğraşmak zorunda değil. Rüzgar esmiyor ülkede. Fırtına esmiyor. Çekirge sürüsü uğramıyor. Ya bizim başımız çekirgeden kurtulmuyor ki.
Biz Almanya'nın inşa edildiği parayı terörle mücadeleye harcıyoruz. Yok Yunanistan it dalaşına geldi bilmem ne. Hadi bakalım oraya gemi al, uçak al bilmem ne. Al dedin de yapsan gam yemeyeceğim. Bir şeye bu kadar çok ihtiyacınız varsa artık yavaş yavaş dersiniz ki kardeşim ben bunu niye alayım ya? Evet. Bugün Dünya Gazetesi'nde bir yazı okudum. Vahap Bunyar'ın bir yazısı. Zamanda bir sanayicinin hikayesini anlatıyor. Çok eğlenceli bir hikaye. Tavsiye ederim. İnsanlar internetten okusunlar ya da gazete alıp okusunlar. Yağ işine gireceğiz biz deyip işte bir başka yağ satın aldığı bir şirkete, bir bisküvi şirketinin sahibi rahmetli diyor ki gel bunu sen kur bana. Ben hep senden yağ alıyorum. Ben de bu işe gireceğim. Sen benden daha iyi biliyorsun. Gel bunu kur. Onların kendi aralarındaki konuşmalarını falan anlatıyor. Hikaye harika bir hikaye. Ama mesele şu. Bir iş yapılırken nasıl yapılacağına dair adamın çok özgün bir kanaati var. Onu yapıyor. Biz Türkiye'de bir iş yaparken bizim özgün bir kanaatimiz var. Onu yapmaya çalışıyoruz. Özgün kanaatimiz ne? İklim oluşturacağız. Bizim toprağımızdan insan yetişir. Nokta. Şimdi öbür taraftan adam ne diyor? Ya adamlar yapmış da nasıl yapmış bir bakalım. Hı hı. Biz bir örnek alalım. Bazıları bize örnek olur, bazıları olmaz. Bakın Kore'yi ben örnek veriyorum. Kore bize örnek olur. Japonya'yı da Amerika ele geçirdi ve destekledi, büyüttü. Kore'yi de Amerika tırnak içinde, biz de sözüm ona oradaydık ama ele geçirdi, korudu ve büyüttü. Bunlar nispeten korunaklı alanda işler yaptılar. Biz korunaklı alanda değil, fırtınaların içerisinden geçerek bu kadar şey yapabildik. Bir de üstelik yani neredeyse 100 yıl, 80 yıl boyunca boyun eğerek geldik biz. Evet. Bunun ilk belki 10-15 yılını bilemediğiniz 20 yıla çıkmaz. 10-15 yılını istisna tutabilir. Onun dışındakilerde büyük oranda parça parça farklılıklar olsa da boyun eğerek geldik. Sesimizi çıkartmadık. Öyle ya da böyle uzlaşma yoluna gittik. Bir şey oldu falan, her şey kaldı. Ne otomobilde ileri gidebildik, ne uçak sanayinde ileri gidip. Ya ilk herkes başladığında biz de başlamıştık. Neyi bıraktık? Adamlar yapıyor ya, onlar bize veriyorlar. Onlar şöyle, onlar böyle. Sen kendi milletini aşağılayan bizden başka kimse yoktur biliyor musunuz dünyada? Ya ben bunu en azından hani medeni ülkelerde gezip gördüğümüz yerlerde hiçbir yerde rastlamadım ben bunu. Bir İngiliz'in bir İngiliz'i aşağıladığını, bir bırakın onu yani İngiliz milletini aşağıladığını görmedim. Eleştirebilirsiniz, buna hiç itirazım yok. Bir sürü hatamız var. Hatalarımız atasözlerimizde bile var. Oradan belli oluyor yani hatalarımız. Ama bu ölçüde olmaz. Çünkü karşındaki düşman şunu biliyor. Karşındaki rakip diyelim şunu biliyor. Siz kendinize güvendiğiniz andan itibaren risk oluşturuyorsunuz. Siz ne kadar kendi kendinizi aşağıya çekerseniz beni o kadar kurtarırsınız. Çünkü ben sizi aşağıya çekemiyorum. Ne zaman çeksem sonra tekrar büyüyorsunuz. Evet. O yüzden kendi bırakayım bir mekanizma kuralım. Siz kendi kendinizi aşağıya çekin. Beni hiç uğraştırmayın. Hem de daha etkili olur. O yüzden üstelik bu kendi kendini aşağıya çekme işini Atatürk'ü kullanarak yapıyorlar. O daha ağrıma gidiyor. Çünkü o tam tersini ortaya koymuş bir lider. Hı hı. Ama şimdi bakıyorsunuz Atatürkçülük adı altında bir adam süper Atatürkçü, en ileri Atatürkçü ama bizden adam olmaz diyor. Ya arkadaş neden bahsediyorsun sen? Evet, zihniyette var. Buna verilecek aslında çok takılmamak lazım. Aşağılık buna kompleksi. Verecek, tabii buna verecek tek cevap var. Evet senden adam olmaz. Bizi karıştırmaz. Sadece senden adam olmaz. Evet ama o belki hatalardan artık belirli bir süredir ders çıkarılıp silkelenip ayağa kalkma sürecinde maalesef tabii. O yüzden şimdi bunların hepsi o yönde atılmış adımlar. Evet. Ve bakın o bizden adam olmazcılar, bağımlılıkçılar hemen ortaya çıkıyor. Ona bir laf ediyor, buna bir laf ediyor. Uzayda ne işin var diye filan. Ya tamam sen gelme birader, bana mani olma. Biz gidiyoruz, sen gelme. Bana mani olma. Evet Mustafa Bey. Büyüyen hocama da sormak istiyorum bu konuyu. Süremiz de daraldı şimdi. Bu 20 bin TL dendi ama doğrusunu hemen aldık. 68 milyon TL. Onunla milyar da,
Yanlış söylemeyeyim. Milyon. Onunla da sınırlı kalmaz bu. Kalmaz, çünkü evet. Bu sadece bütçeyle olan bir şey değil. Ayrılan buraya bütçe bu kadar sadece. Ayrı bakın burada bir sürü proje milyon, ödenekleri 68 var. 68 trilyon demek eski. Yani, projeler, evet. Projelerin aldığı başka kaynaklar da var projelere evet, verilen. Bunlarla ifade edilmez ortak bu. Projeler var. Birisini eleştirecekse 67 neden bu kadar 68 milyonu gösterip 68 milyonu da az bulsun adam. Heh, benim istediğim o zaman şey. Tutarlı olur. Öyle olsa daha iyi. Her bizim hafta ya yaklaşık olarak. Ama onu çok bulurdu yani. Ona rastlasaydı eğer deseydi bu kadar parayı niye ayırdınız, ne olacak bu paralar falan diye konuştular. Evet, yani yaklaşık her hafta şöyle düşünüyorum. Haber akışlarımızı, yayın akışlarımızı. Türkiye'nin uzayla alakalı bir şeyi var. Uydu fırlatıldı. Oradaki uydu şöyle oldu. İşte Elon Musk bir şey dedi. Yani hani şöyle takip eden biri bile görür. Gerçekten uzay yarışında ben de varım diyen bir Türkiye var. Üzerine bu komik ve geliyor. 2024'te ay evet. Yumuşak iniş meselesi projesi devam ediyor yani. Evet. Hocam siz ne söylersiniz? Ben şunu söyleyeceğim yani bir defa yapıyı anlamak gerekiyor. Şimdi uzay ajansı dediğiniz şey öyle bir bina, işte bir binada her şey yapılacak meselesi değil. Yani evet öyle bir şey var, bir merkez var. Temelde aslında işin içinde mesela roket sanda var. Yani çünkü hani roket geliştirmediği müddetçe yani uzaya nasıl çıkacaksın? Şu anda 500 kilometrelik bir roket yapma kapasitemiz var. İşin içinde TürkSat var. Onların kaynakları var. Onların geliştirdiği projeler var zaten. Yani mesela dikkat ederseniz bir sonraki uydu yani 6A, 6B uydusunu Türkiye temelde kendi roketiyle fırlatma hedefini taşıyor. İşte işin içinde üniversiteler var. Üniversitelerde sadece son zamanlarda yapılıyor. Belli bir kümeleşmeler hala tam oluşmadı. Ama şu var, mesela ufaklı büyüklü her üniversitenin neredeyse merkezi laboratuvarları kuruldu. Yani onlar da aslında belli bir iktisadi sistemle oluşturuldu. İşte tekno kentler oluşturuldu. Ama mesela merkezi laboratuvarlarda kaynaklar aktarıldı. Yani birçok üniversite az önce bahsettiğiniz gibi Zonguldak, Bülent Ecevit Üniversitesi gibi birçok farklı projeyi kendi bağlamında geliştiriyor. Mesela Sakarya Üniversitesi de bu konuda pillere bir şekilde adapte olmuş durumda. Pil evet. Teknolojisine adapte olmuş durumda. Yani belli konularda belli üniversiteler kümelenmiş durumda. Orada öğretim üyelerini bir şekilde alıyorlar. Onlar mesela TÜBİTAK'tan kaynak alıyorlar. Bunların hepsi aslında işte uzay ajansının organize ettiği işler. Yani uzay ajansı dediğimiz şey aslında temelde bütün bu çalışmaları koordine eden bir yapı. Onu öyle görmek lazım. Yoksa bütün bu çalışmaları tek başına kendisi yapan bir yapı değil. Çünkü yani bu çalışmalar sonuçta bilimsel çalışmalar. Bilimsel çalışma dediğiniz şey de üniversiteyle alakalı bir şey. Üniversitenin tek işi de bilimsel araştırma değil. Üniversite bir taraftan yani eğitim vermek zorunda, bir taraftan işte topluma katkı sunmak zorunda, bir taraftan araştırma yapmak zorunda. Yani bunların hepsini koordine etmek zorunda. Yani siz mesela buradaki araştırmacıları alsanız, bir merkeze toplasanız, o zaman aslında üniversitelerdeki eğitimi zaten, yani yeni gelecek kuşakları zayıflatmış olursunuz. O yüzden bunları belli bir dengeyle yapmanız gerekiyor. Belli bir şekilde dağıtarak yapmanız gerekiyor. Öyle hani hepsini toplayarak yapmak zaten çok anlamlı değil. Uzay ajansını biraz böyle görmek lazım. Oradaki bütçe aslında genel koordinasyon bütçesi. Yoksa iş yapma bütçesi değil. Yani işler, işi kim yapıyor? Roketsan yapıyor. İşi bilmem şu fabrikası yapıyor, bu fabrikası peki. yapıyor. Yani biz tank geliştirmek için bir fabrikaya $1 milyar verdik neredeyse. O işte tankın bir boyutunu geliştirdi. Şimdi işte motor ve pil boyutunda uğraşıyorlar. Yani bu şeydi ya, $1 milyardan bahsediyoruz. Evet. Peki Bünyamin Hocam çok teşekkür ediyorum konuya ilişkin görüşleriniz için. Ve artık analiz sentezin sonuna geldik bu keyifli sohbetin. Ne kadar akşam... çabuk geçti ya. Çabuk mu geçti? Bana öyle geldi. Tamam o zaman. Enteresan. İnşallah herkes için bugün, Cumhurbaşkanı'nın da bugün seyahati vardı. Bekledim biraz bu saatlerde. Aslında takip ediyoruz bir yandan. Seyahat öncesi çıkar diye. Arnavutluk enteresan bir şey. Evet. Orada Türkiye'nin yaptırdığı konutlar var, deprem konutları. Deprem konutları var. İlk yeni yılında ilk yurt dışı ziyareti olacak evet, Arnavutluğa. Buradan seyircilerimize de duyuralım. Takip edeceğiz i̇şte elbette. Görmek istediğimiz Türkiye bizim de bu. Evet. Akşam gazetesi genel yayın yönetmeni Mustafa Kartoğlu bizle birlikteydi. Ekonomi gazetecisi Sade Özdemir hemen yanımdaydı ve Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Bünyamin Bezci yayınımızdaydı. Hepinize çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınızdan dolayı. Sevgili seyirciler, şimdilik hoşçakalın.